Çektiklerim senin elinden. Ne istersin benim gibi garipten? Her gün bana zulmetmek suçumda. Mahkemeye versem seni asarlar, asarlar, asarlar. Seven insan böyle mi olur bilmez. Seni benim kadar kimse sevmez. Senin gibi yâre cefa edeyim. Cehennemde cayır cayır yatarlar, yatarlar, yatarlar. Mahkemeye versem seni. Nedir çektiklerim senin elinden? Ne istersin benim gibi garipten? Her gün bana zulmetmek suçumdan. Mahkemeye versem seni. Cehennemde cayır cayır mahkemeye versem seni asarlar, asarlar, asarlar. Cehennemde cayır cayır yakarlar, yakarlar, yakarlar. Çok çok teşekkür ederim maşallah. Yani hiç ay kurban olurum, teşekkür ederim, var olun. Bizler de sizi çok seviyoruz. Ne iyi ettiniz de geldiniz sizler stüdyomuza böyle gecenin bu saatinde. Vallahi kurban olurum, ellerinize ayaklarınıza sağlık, ayağınıza taş değmesin. Sizler de teşekkür ederim. Sizler de ekranları başındaki sevgili izleyicilerim, eğer burada bizimle misafir olmak isterseniz Afara'yı sosyal medyadan takip edin. Buraya ne şekilde gelebileceğinizle ilgili detaylı bilgilere ulaşacaksınız orada. Tekrar şeref verdiniz, hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu kardeşimizin bugünkü ikinci canlı yayını. Bu ikinci canlı yayında yine böyle yeni yüzler var. Benim de böyle tanışmaya nail olduğum, dikkat ederseniz böyle hepinizin gözünün içine içine bakma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü niye? İnsan insanla muhabbete başladığı zaman kendini böyle güvenli alana teslim etmek ister. O güvenli alan da nerede başlıyor? Muhabbetle başlıyor. Tanışmakla başlıyor. Kaynaşmakla başlıyor. Can cana değmekle başlıyor. İnşallah bu gecede geçen hafta olduğu gibi böyle can cana değeriz. İç içe geçeriz. Birbirimize sarılırız sıcacık ve heybemize çok güzel şeyler koyar gideriz. Bir minik daha anekdotum var benim bu geceye ilişkin. Daha doğrusu Afara'ya ilişkin minik bir anekdotum var. O da şu ki, dedim ya demin sohbetin başında, bu kardeşinizin ikinci canlı yayını bu. Bu hikaye nasıl başladı? Bunu böyle tırnak içinde çok kısa özetleyeyim. Sonra benim çok sevdiğim dostlarım var. Bu aralar hep böyle tanıdıkları davet etme ihtiyacı hissediyorum. Ben de çok yeniyim ya. Staj yapıyorum ya şu an. O stajdan böyle kolay geçebilmek için hep tanıdıklara ihtiyaç duyuyorum falan. Şimdi bu hikayenin başlangıcında hakikaten bana inanan böyle büyüklerim, dostlarım, arkadaşlarım var. Onların isimlerini zikretmek isterim bu gece. O yüzden sizlerin de hoşgörüsüne sığınarak
İlk başta sevgili TV Grup Başkanımız Sayın Murat Yancı'ya çok teşekkür ediyorum. Programlar Direktörümüz sevgili Ceyda Gönenci'ye çok teşekkür ediyorum. Ne iyi ettiniz de bana inandınız, beni buraya kadar getirdiniz. Ve benim bir takım... Bak, bakın bana bir takım kurdular burada. Birlikte hareket edelim, bu hikayeyi birlikte yazalım diye Barcelona halt etmiş. Yemin ediyorum bak, sağ beki ayrı oynuyor, sol beki ayrı oynuyor. Bana ne düşüyor işte, onlar oradan ortayı kesiyor, bunlar buradan ortayı kesiyor. Demek ki benim işim ne burada? Forvet. Bak futbolcuyu çok, yani futbol takip eden sayısı fazla bugün biraz. Neyse, çok gevezelik ettik efendim. Biz hemen dostlarımızı davet edelim değil mi? Ben burada çünkü bırakırsanız sabaha kadar konuşurum. Sabaha değil, bugün sahura kadar gideceğiz. O yüzden şansınızı çok zorlamayın. Davet edeyim mi ilk misafirimi? Kocaman alkışlarla. Kim geliyor? Benim canım ciğerim geliyor. Sevgili Esra Erol. Şarkı türkü makara, karşımızda atlar. Şarkı türkü makara, karşımızda Esra Erol. Ya ne niyetinle geldim, bir sarılasın var. Bana diyor ki ben şimdi... Benim çok yakın. İyi akşamlar herkese. Hoş geldin öncelikle. Benim yakın arkadaşımdır Esra. Böyle hani... O kadar yakın değil. Yani ben çok yakın değilim kendisine. Eyvah eyvah. Böyle gelmiş. Mesafemizi böyle. Bana diyor ki dışarı, oğlum çok heyecanlıyım lan. Dedim abla ne diyorsun, kurban olayım, etme yani, sen heyecanlıysan ben ne yapacağım o zaman? Yılların tecrübesi, deneyimi, nasılsın, iyi misin, yolunda her şey? Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ben bu heyecanı yıllardır bir türlü yenemedim. Şimdi arkada da böyle her yayına çıkarken de şöyle bir şey oluyor ya. Boş ver İhsan, sen bu işi bırak eve dön. İçinde vallahi böyle bir kaç duygusu oluyor. Böyle o kaç diyen Esra ile kaçma diyen Esra böyle çarpışıyor. Sonra kendimi burada buluyorum. Çok iyiyim. Seni çok iyi gördüm. Yeni çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Ah, çok teşekkür ederim. Senin için geldim biliyorsun. Sen bizim biliyorum için çok kıymetlisin. Kurban olurum. Yolculuğuna şahit olmak bizim için çok değerli. Yolun açık olsun kalbin gibi. Çok teşekkür ederim. Seni daha fazla ayakta tutmayacağım hemen. Sağ olun. Lütfen koltuğa, baş köşe senin. Baş köşe. Sevgili Esra. Sevgili Esra, heyecanlandım deyince ben de benden sebep heyecanlandı zannettim. Meğer kızcağızın rutini buymuş, nereden bileyim ben. Dilerim aynı heyecan benim de böyle bu programları yaptığım süre boyunca hep devam eder. Çünkü bu bizi hayatta tutan en dinamik duygulardan bir tanesi. Hemen devam ediyorum. Sıradaki misafirimiz sevgili Barış Falay. Karşınızda Barış Falay. Abi ne var ne yok? Şahane. Vallahi iki birbirini tanıyan insan muhabbete öyle girer ya, ne var ne yok diye girersin yekten. İyi kardeşim, sende ne var ne yok? Vallahi benden de iyi. Bak bir şey söyleyeceğim, bir sürü bilgi falan hazırladılar. İşte Barış'ın şusu var, busu var, öylesi var, böylesi var. Sana mı hazırladılar? Bana hazırladılar. Çok da şöyle yapmışlar. Yaptım baksana. Barış, hepsini biliyorum falan. Nasılsın ne var ne yok, iyisin yolunda çok her şey. Çok iyiyim, çok ya, iyiyim. Çok mutlu Uğurcuğum ettin beni. Vallahi bak bu ikinci programda böyle sizin gibi yakın ve sıcak dostlarımı burada ağırlamak benim için hem büyük konfor hem çok büyük mutluluk. Ne iyi ettiniz de geldiniz ya. Çok teşekkür ederim. Bizim için daha zor. Yani aynen, biz aynen hiç beklemediğimiz yerlerden yakalanacağız diye. Vallahi. Yok, benim hiç öyle şeylerim yok. Ekip arkadaşlarıyla sohbetini ederken de aynı şeyi söyledim aslında ben. Yani dedim ki öyle çok bırgalamayın, bana bırakın dedim. Vallahi insan sevdiği, saydığı, yakın bulduğu arkadaşının hikayesini böyle keyifle yükselirken izleyince çok mutlu oluyor. Ya yemin ediyorum. Dolayısıyla sen çağırınca koşarak gezeceğim, ne yapacağım başka? Canımsın, çok teşekkür ederim Barış'ım. Tekrar hoş geldin. Seni de misafir edin, hemen devam edeceğiz. Ben size ne dedim? Hep tanıdıkları çağırdım dedim ya. Teyzem orada, halam, dayım falan diye. Öyle organize etmiş değil mi geceyi, korkmasın diye. Evet. Yine böyle yakın dostlarımdan çok sevdiğim bir tane arkadaşımı, kardeşimi davet ediyorum huzurlarınıza. Onlar, siz onu zaten ezgileriyle çok yakından tanıyorsunuz. Şimdi adını zikrettiğimde eminim burada alkış kıyamet kopacak. Sevgili Toygar Işıklı. Şarkı türkü makara, karşınızda makara. Şarkı türkü makara, karşınızda Toygar Işıklı. Biz git
gitarını getirir. Sevgili şefim, tamam. Eğer Toygar'ı abimizin gitarını da buraya getirirsek çok seviniriz. Ha, buradaymış zaten. Burada, abi. Burada, sen burada, otur lütfen. Alırım. Ben seni hiç rahatsız etmeyeceğim. Eyvallah. Kendim getireceğim. Lütfen tamam, otursana, süpersin. Öyle devam edelim. Hoş geldin. Oğlum, nasılsın? Hemen oturttun beni ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Seni dinlemekten en çok keyif alan adamlardan bir tanesiyim. Iskalar mıyım böyle bir şey? Deli misin sen? Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Çok iyiyim. Çok iyiyim, harikayım. Bugün anlattım, böyle uzun bir seyahat yapmışsın falan. Evet, Bulgaristan'dan biz motorlarla geldik. Giderken 22 dereceydi, dönerken eksi 2 dereceydi. Ciddi olamazsın ya. Evet, kırklar elinde motorları bırakıp arabayla döndük. Rutini. Aynen, program pazartesi işte Toygar gelirsin falan şey olunca dedim. Havaya gel, havaya. Ama derece gel. İyiyse gelirim dedim. Vallahi eksik. Çok teşekkür ederiz ya. Teşekkürler. Şefim de şey diyor ki çok gevezelik etmeyin, hemen şarkıya girin der gibi getirdi gitarımızı. Vallahi İki kelam evet, etseydik arkadaşlarımızı. Uzun uzundur görmüyorduk. Aynen. Sahne senin Toygar. Eyvallah. Alkışlar Toygar Işıklı. Sanki elimi hiç bırakmamışsın gibi yokluğumda kendi kendime inandım, dayandım. Sanki kötü sonlu hiç hikaye yokmuş gibi sonumuzun iyi biteceğini varsaydım, yalandı. Havalar da soğuk gidiyor, bu aralar üşürsün sen bilirim. Aman dikkat et, aklına yazları getir. Ne olur ara sıra haberdar et, pencerelerde bekletme. Hayatına elbet biri girecek, mutlu ol onu ihmal etme. Ne olur ara sıra haberdar et, pencerelerde bekletme. Hayatına elbet biri girecek, mutlu ol onu ihmal etme. Acımasızsın, isyankarsın, vefasızsın, riyakarsın. Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi. Acımasızsın, isyankarsın, vefasızsın, riyakarsın. Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi. Hayat gibi. Sanki elimi hiç bırakmamışsın gibi yokluğunda kendi kendime inandım, dayandım. Sanki kötü sonlu hiç hikaye yokmuş gibi sonumuzun iyi biteceğini varsaydım, yalandı. Havalar da soğuk gidiyor, bu aralar üşürsün sen bilirim. Aman dikkat et, aklına yazları getir. Ne olur ara sıra haberdar et, pencerelerde bekletme. Hayatına elbet biri girecek, mutlu ol onu ihmal etme. Ne olur ara sıra haberdar et, pencerelerde bekletme. Hayatına elbet biri girecek, mutlu ol onu ihmal etme. Acımasızsın, isyankarsın, vefasızsın, riyakarsın. Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi. Acımasızsın, isyankarsın, vefasızsın, riyakarsın. Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi. Hayat gibi, hayat gibi, hayat gibi. Teşekkürler. Gerçekten.
Gerçekten çok teşekkür ederim Toygar. Harika bir girişti. Valla gecenin şenlendir diyor. Çok güzel olmadı mı ya? Oh. Vallahi ne güzel. Beraber söylemedik aslında ama. Ha? Acımasızsın, isyankarsın. Vefasızsın, riyakarsın. Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi. Bravo, bir kere daha söyle. 3, 4. Acımasızsın, isyankarsın. Vefasızsın, riyakarsın. Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi. Hayat gibi. Bravo. Yani siz de nasıl hazır gelmişsiniz, çalışmış gelmişsiniz. Maşallah size. Bu gece anlaşıldı. Çok şenlikli geçecek. İnşallah sahuru ıskalamayız. Yani vallahi öyle görünüyor. Çenemiz düşecek gibi. Hemen muhabbete geçelim istiyorum ben canlar. Biliyorsunuz Uğurcuğum, bizim... özür dilerim. Sohbete geçmeden önce benim sana küçük bir hediyem var. Ciddi misin? Çok evet, teşekkür ederim. Gerçekten. Nedir o? Çok küçük bir hediye. Bir prodüksiyonun yarısı çaya gidiyormuş. Çayımla geldim. Ah. Al aşkım, bunu demlersiniz. Çok teşekkür ben ederim. Ben böyle orta. Çok teşekkür ederim. Çok ondan sağ olun. Sonra bir de... sen çok iyi bir insansın. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Yolculuğunda sana hiç nazar değmez. Çok teşekkür ederim. Nazar bulacaktım. Böyle boynuma asıp gecenin bunu yemin ediyorum bak. Onun için aldım. Onun için mi aldın? Tabii. Şey Sema'ya da buradan söyleyeyim. Bunu iple içine assın, burada dursun. Çok teşekkür ederim canım Esra'm, sağ olasın. Biz programı açarken geçen hafta biliyorsunuz. Alayım onları şöyle koyayım. Çok teşekkür ederim Esra'cığım, sağ olasın. Şöyle bıraktım ben de. Geçen hafta programı açarken hep şey demiştim ben. Yani bizim muhabbetimiz çayla başlasın istemiştik biz. Ve o bir ritüele dönecek. Bütün programlarımız boyunca ilk sohbetimize çayla başlayacağız. Şimdi hemen ben demliğimin başına geçeyim. Sevgili dostlarıma çaylarını hazırlayayım. Barış bana bir eşlik etsen, bir yardımcı zevkle olsan. Canımsın zevkle ya. Var olasın. Vallahi en sevdiğim görev. Esra'cığım biz burada Barış'la senin çayını hazırlarken, sizlerin çayını hazırlarken daha doğrusu bir muhabbete girsek istiyorum ya. Bir muhabbete. Aynen öyle. Yani diyorum ki senin bu hikayen nasıl başladı? Oradan bir başlasana lütfen ya. Ya işte çok derin hikaye o yüzden. Ya kestire bakma rica ediyorum. Televizyonculuk hikayem. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz işte tanınan popüler kimlikli insanların genelde televizyonda gördüğümüz kadarıyla tanıyoruz. Ve bir kariyere tanık olduğumuz andan itibaren Barış sen çok güzel bir şey söylemiştin. O psikolog metaforu vardı ya hani. Hmm. İşte siz bir psikoloğa gidersiniz. 30 yaşınızdasınızdır varsayıyorum. Ama psikoloğa gittiğiniz an neyi konuşursunuz? Yani biz o 30 yıl artı 5 dakikaya ücret ödüyoruz. Sadece o 5 dakikaya ödemiyoruz. O 30 aynen yılın birikimini ödüyoruz aslında ücreti. Uğur için söyledim ben bunu. Uğur kendini çok yeni gibi düşünüyor ama onda yılların birikimi var. Bizler neler olduğunu biliyoruz evet orada tabii. Ne derinlikler, ne güzellikler olduğunu biliyoruz canım, kardeşim de. Ne mutlu ki güzel halkımızda bu güzellikle buluşuyor şu an. Tam bundan sebep şeyi sordum aslında yani o... Nerede başladı? Yani nerede başladı bu hikaye? Ya aslında bence benim acaba hikayem televizyoncu olmayı aklıma ilk koyduğumda ve bunu hayal etmekle başladı. Hı-hı. Çünkü insan hayal kurarsa ve o hayallerin peşinden giderse o yolculukla başlıyor. Orada bir sebat lazım. O çok kolay bir yolculuk değil. Yani sıkıntıların olduğu, yokluğun olduğu, defalarca sınandığın, her seferinde... önüne çıkan engellerle ya bu iş olmayacak dediğin yerde aslında o sebati ve sabrı gösterdiğin yerde başlıyor. Benim lise sonda Kütahya'da ilk yerel televizyonların açılmasıyla başladı televizyon hikayem. İlk radyodaydım, sonra televizyona başladım, yerel televizyonlarda. Aha. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sonrasında işte o yola bir girdik. Yerel televizyona başladığında ilk ne yaptın orada? Yani... ilk radyodaydım. Sonra da işte yerel televizyonda Tatlı Cadı diye bir televizyon programı yapıyordum. İşte klipler, DJ gibi işte klipler, klipleri anons ediyorum ama o anonsların arasında babam şey dedi bana. Ya Esra çıkıp ne anlatacaksın insanlara? Sen hani şey sen kimsin ne anlatacaksın? Var mı dedi altyapı. Hmm. Baba dedim dur sen. İşte dergilerden, gazetelerden böyle dikkatimi çeken hayatla ilgili şeyleri biriktirmeye başladım ve bir dosyam oldu benim. Ha. Böyle A4'e yapıştırıyordum. Dosyayı hazırladım, babama dedim ki ben hazırım. Şimdi anlatabilirim. Dedi ki şimdi yola çıkabilirsin çünkü bu iş için çok çalışmayı öğrendin. Çok güzel bir ayrıntı değil mi ya? Ya
Sonrasında babamla mesela konuşuyoruz. Benim babam emniyet teşkilatındaydı ve çok... Meslektaşım benim yani. Evet. Aynen. Benim amirim ama. Amir. Evet, çok dünya görüşü, çok geniş bir insandır. Benimle sohbet ederdi ve ertesi gün aslında radyoda anlatmam için böyle minik minik kulağıma anekdotlar üflerdi. Sabah, ertesi günde ben program yaparken ya da radyoda ya da televizyonda dinlermiş. Bakayım dün anlattıklarımdan ne öğrendi diye. Ay kurban olurum ya. Ben de tabii Uyanık Spor onun anlattıklarını seyirciye anlatıyorum. Şimdi ama biraz böyle sanki böyle anne babalardan böyle cevherler çıkıyor zaten. İşte yaptığımız yatırımlar hep bir sonraki kuşağa, bir sonraki kuşağa ya. Biz ya, bazen biraz milletçik böyle tez canlıyız. Hemen olsun istiyoruz. Ya biz en zamanlı kuşağız bence. Şimdi biz hep kurallarla büyüdük. Şimdi çocuklar bize kurallar koyuyor. Yani annemiz gibi mi anne olalım? Şimdiki çocukların yani o neslin annesi babası mı olalım? Şimdi çocuklar meselesine gelince biliyorsunuz saat itibariyle artık hangi tarihe girdik canlar? 23 Nisan. Londra Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği Çocuk Bayramı'ndayız artık. Bizim... Biz de... Tüm çocukların bu nefis bayramını kutluyoruz ama bir de başka kutlayanlar var. Şöyle bir izleyelim bakalım kimler kutlamış bu gece için sizlere sürpriz yapmış efendim. Anneciğim seni çok seviyoruz. Sana iyi geceler dilemek istiyoruz ve bütün çocukların 23 Nisan bayramı kutlu olsun. Babam seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki benim babamsın. Seni kendi babanı sevdiğinden bile daha çok seviyorum. Dünya seninle çok güzel. 23 Nisan seninle çok güzel. Tüm çocukların bayramını seninle beraber kutlarım. Kucak dolusu sevgilerle. Ulaanbaatar Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyadaki tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyadaki tüm çocuklara kutlu olsun. Bravo! Canlar da hazırlıklı. Eskiden hatırlıyorum bizim çocukluk zamanlarımızda vesaire falan böyle bize bir şey sordukları zaman içimize içimize konuşurduk. Şimdiler ne kadar özgüvenli değil mi? Çok. Yani meramını çok hızlı anlatıyorlar, çok çabuk ortaya döküyorlar vesaire falan. Sen nasıl bir çocuktun Barış? Yani ilk başladığında hayat yolculuğunda, daha doğrusu ilk olmaya başladığın, hatırlamaya başladığın dönem itibariyle merak ediyorum aslında. Ben aslında biraz böyle haşeri bir çocuktum, girişken bir çocuktum. Hı hı. Ondan sonra hatta bu böyle girişimci bir ruha da dönüşebilecekti ki aynen Esra'nın söylediği gibi bir kuralla döndü. Nasıl ki sen tanırsın ablam da benim şarkı söyler. Biz küçüklükten itibaren böyle o şarkı söylüyor. Ben skeçler hazırlıyorum. Komşu komşu gezip parsayı toplamaya kalktık babam yakaladı. Evet. Babam yakaladı. Hani bayramlarda gidilir şeker alınır ya biz program yapınca tabii bayağı bir yekün toplandı. Ondan sonra babam yakalayınca dedi bunların hepsini tek tek götüreceksin dedi. geri vereceksin dedi böyle bir şey yok dedi. Emekle kazanılmış paralar babacığım falan yok diye yemedim ya. Orada benim bitti girişim. Barış'ta şöyle bir şey yok mu mesela çocuklar aslında bütün yaramazlığı o yapıp ama bir grubun içerisinden o yapmıştır o yapmıştır. Bu yap öyle bir suratı yok mu? Tabii tabii hani, yani. Yaramazlığı yapıp ama hiç göstermeyen. Kenarda çekirdek çitleyen adam mı? Evet. Aa, kim ne yapmış? Doğru. Bunun resmi o resmi. Doğru diyor. Sen de nasıl başladı abi? Yani çocukluk, ya ben seni işte ben biliyorum hep böyle müzikle, sanatla böyle iç içe çok haşir neşir ve çok ağır mesai harcayan bir adamsın. Evet, yani evet. Senin de o hikayen başladığında hep böyle müziğin içinde miydin yoksa başka türlü bir... Ya öyleydi. Ben hani ilkokuldan beri çocuk korolarında solistim. İşte korist olarak içinde de yer alıyordum, solo yapıyordum. Gitar çalmaya başladım, konserler, ortaokulda kendi bestelerimizi konserlerle başladık, akademik, hep böyle girdi. Akademik tarafta da ciddi bir yolculuğum tabii, var. Tabii tabii, benim lisansım, yüksek lisansım, master'ım yani hep konservatuvarda, doktora. Doktorayı tam bitiremedim bu dizi yoğunluğundan ama yani hepsi bestecilik master yaptım ben, kompozisyon. Şam gitar okudum lisansta, sonra da müzik teorisi ve müzikoloji. Ciddi şekilde donanımlı yaptım. Bir adam oturuyor karşımızda aslında. Evet, şöyle. Şimdi hep popüler şey üzerinden, o yüzden aslında böyle derinlemesine sohbet etmek istiyorum biraz gelen misafirlerimle. Çünkü diyorum ya hep o popüler algı üzerinden bakınca işte çok tırnak içinde
kaba gelebilir. Teşbihte hata olmaz. Lütfen anla beni. Evet. Yani sanki böyle esnaflıkmış gibi algılanabilir yaptığı şey işte. Dizi müzikler nezdinde vesaire falan gibi bakıldı. Adam da her şeye müzik yapıyor falan ama uzmanlığının bu olduğuna tanıklık ettikten sonra da aslında bunun yapması gerektiği kanaati oluşuyor evet, ya. Evet. Ondan sebep film soruyorum biraz da. Film müziği benim eğitimim zaten. Onu yani bildiğim için soruyorum aslında. Yani master'da biz benim İngiliz bir hocam vardı. Orada kısa filmler getirdi bana İngiltere'den. 15 tane, 20 tane. Onları tek tek bana verirdi. Ben oturup onlara kısa filmlere müzik yapardım. Otur üzerinde çalışırdık. Ve bütün çalışmam ondan sonra ona orkestrasyon nasıl yazılır vesaire. Aslında film müziği fakat diziler çok fazla popüler olunca hı hı. Ben de böyle hani benim için diziler film için pratik olur diye başladım. Başladım. Sonra, İlk hangisini yaptın? Aslında Gece Yürüyüşü diye çok eski bir dizi vardı. Onu yapmıştım. Tarık Akan'la, rahmetli Tarık Akan'la Lale Mansur'un dizisiydi ama esas Yaprak Dökümü benim. Yaprak şeyim. Dökümü ilk. Onun, evet. Onun hikayesi de çok şeydir. Kerem Çatay'la komiktir. Ben o Gece Yürüyüşü dizisini Mesut Eraslan yönetiyordu. Yönetmeniydi. Yaprak Dökümü'nün de yönetmeni olmuş. Bir gün telefon çaldı. Kerem arıyor. İşte merhabalar ben Kerem Çatay. Sizden bir müzik istiyoruz işte yönetmenimiz Mesut Eraslan. Çok uzatmadan söyleyeyim. Ben oturdum hemen böyle bir heyecanla falan. Orada da o öğretim görevlisi olma durumum var. Onu mu yapayım falan geldi. Ben besteledim bir şeyi. Bu meşhur. Hatırlıyor musunuz melodiyi? Evet aynen. Bunu besteledim. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi yine ay doğuyor diye sonra devamı geliyordu. Hepimizin içini dağlayan o kişi sensin. Evet, ben bu şöyle oldu. Çok kısaca lafını tabii lütfen. Güzel bir hikaye. Çünkü ben bu CD'yi verdim. Sonra turneye gittim. O zaman birilerine bas gitar çalıyorum. Ben bir hafta turneye gidiyorum dedim. Normalde bir şeye demo verirsiniz. Aha. Yapımcı beğenirse veya yönetmen ertesi gün maksimum 2 gün sonra arar. Bir hafta geçti, 10 gün geçti. Kimse beni aramıyor. Ben dedim ki yine olmadı ya. Arada bir şeyler de yapıyorum. 15 gün sonra Kerem Çatay aradı. Alo dedim. Neredesin sen? Dedim buradayım, İstanbul'dayım. Senden haber bekliyorum. Ben ondan haber bekliyorum. O benden haber. Ben 15 gün içimi yiyor o sırada. Hani olmadı mı? Yine yapamadım mı? Beğendiremedim mi falan diye. Ya senin onu arama sebebin ne olacak ki yani? Sen yapmışsın, göndermişsin. O niye senden telefon bekliyor? İşte turneye gidiyorum diye dönüşte falan ararsın diye. Sonra ilk bölüm yayınlandı. Dedim acaba izliyor mu herkes? Dinliyor mu? Sonra kapı çaldı. Apartman görevlisi şey saati. Çöp alıyor. Kapıyı açtım. Bütün apartmanda ya Allah. Çok güzel. Evet, muazzam. Yalan yok. Oturdum ağladım. Ciddi yani. Olamazsın ya. Ama çok, yani çok yıllar çünkü yıllar boyunca uğraşıyorsunuz bir şey yapmak için. Onca birikimin o an sıcağı evet, sıcağına karşılığını almak. Şey, duygu boşalması oldu. Oturdum üngür üngür ağladım bir köşede. Dedim galiba olacak. Evet. Oldu da oldu, oldu da oldu, oldu da oldu da. Oldu da. Çok da iyi oldu yemin ediyorum. Yani böyle puzzle gibi düşünüyorum tamam mı? Bazen böyle oturuyorum diyorum ki hayatta herkes bir şeyin ucundan bir sebepten dolayı tutuyor. Sonra tuttuğumuz o küçük küçük unsurlar bir araya geldiğinde öyle bir resim oluşuyor ki insan böyle dehşetle bakıyor. Bu resim nasıl oluştu diyorsunuz falan. Şimdi ben kendi hayat yolculuğumda da benzer bir şey yaşıyorum aslında ya. Orada bir şey yapıyorsunuz sonra bir gün hiç karşınıza çıkmazmış gibi düşünüp sonra bir anda hayatınızın odağına da oturabiliyor. Örneğin bu Afara hikayesi. Geçen ilk programda da anlattım. Afara aslında benim lakabım. Yani bir gün bunun bir show programının adı olacağı ya da bunu bir Afara arabesk müzikali olarak sahneye koyacağımı o gün sorsalar hesap eder miydim? Vallahi de etmezdim, billahi Allah de etmezdim. Yazmış. Ama işte o yazgı dediğimiz şey, evet. O parçaları şundan sebep söylüyorum. Geçen bir yerde söyledim bir arkadaşıma falan. Böyle telaşa kapıldığı bir yerde. Bir yerden de duyduğumdu bu benim. Önce gayret, sonra iyi niyet. Ya da önce iyi niyet, sonra gayret. Hiçbir şey değişmiyor. Buradan devam edelim sevgili Barış'la. Canımın içi. Canımın içi. Senin bu oyunculuk kariyer hikayende çok enteresan bir anekdota rastladım. Nedir? Işıkçı olarak başlamışsın abi. Gerçekten. Öyle gerçekten öyle. Bir şey soracağım. Sen anlat muhabbeti ama mesela şu andan itibaren şeye bakıyor musun? Ulan çok kaliteli bir ışıkçı kaybettiler falan diye. Baktığın oluyor mu geriye baktığın? Estağfurullah. Ya...
Biraz yaşamın içinde dahil olmakla alakalı bir durumdu o. Lisedeyken de sosyal hayatın içinde olmak için debelenenlerdendim. Bir tarafta böyle dergicilik, bir tarafta halk evleri falan. Bir yerinde olayım istedim ben. Neresinde olduğunun hiçbir önemi yok. İşte o dergi zamanı bir tiyatro grubu kuruyoruz dediler. Sen içinde işte ışıkçımız yok, ışık yapar mısın dediler. Dedim yaparım. Okey, neden olmasın. Ondan sonra da provalardan birine oyunculardan biri gelmedi. Şansa bak. Dediler ki bunu markele. Markelemek ne demek bilmiyorum. Tamam ne yapacağız yani falan dedim. Ya işte oku. Rolü oku dediler. Okuyuş o okuyuş. Oyunculukta kaldık. Ya ne de iyi etmişsin okuyarak öyle değil mi Esra ya? Vallahi billahi. Sonra okulunu okumak istedim. Hiç de kopmak istemedim. Aynı okuldayız Barış'la. Yani. Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Sanat Dalı mezunuz ikimiz de. Evet, evet. Yaşlarımız aynı ama o benden daha önce mezun oldu. Bu benim tembelliğimden kaynaklı değil. Ben okula çok geç girdim. Abi ben 4 sen sene... benim karımla aynı aynen dönemde. Öyle. Eşi benim sınıf arkadaşım evet. Esra Rona var. Ben 4 sene üst üste sınava girdim. Beni her sene mülakatta elediler anam. Vallahi. Abi. Dördüncü sene gittim dedim ki. Nurhan Hoca rahmetli nur içinde yatsın dedi ki oğlum gene mi sen dedi. Dedim diplomayı almaya geldik dördüncü senemiz yani artık rica ederim falan öyle girdim okula yüzsüzlükle girdim yani. Dolaylı mezun. Ama ben de ilk girişimde girmedim ikinci sene girebildim. Öyle ben. Mi? Tabii canım. Demek ki oranın asıl sınavı aslında şeyde sınav sırasında tekrar edilmesi ya sınavların. Aslında bir şeye inat etmek işte zaten mesele ya. Sebahati göstermek. Tabii sabrı o sebahati göstermek. Okula girdim yani... ama okulun yaşça en büyüğüydüm bu arada. Yani kayaları aşındıran dalgaların gücü değil sürekliliğidir diyor. Hmm. Aynen öyle. Peki Esra'cığım sana gelelim. Sen bir izdivaç programı yaptın ya bir ara. Evet. İşte bir sürü insan evlendirdin. Kaç kişiyi evlendirdin hatırlıyor musun? Kaç kişiyi valla herhalde 300'ün üzerinde 364 bak oradan öyle tık yapıyorlar. 364, 364. Kim onu diye? Siz ekipten de arkadaşlarım geldi o yüzden. Ciddi misiniz? Kimler evet. Ekipten? 364, 365, 365. Onlar o gruba giremeyenler. Hatırlıyor musun ilkini? İlkini mi? İlk evlendirdiğin çifti. Hmm. Ya da oradan geriye dönük hikayeler geldi mi sana? Çok merak ediyorum. Şöyle, benim hayat bağım yüksektir. Yani insanlar hayatıma girdiyse o bağ sürer. Biliyorum. ve yaşamımda yani o evlilik programında evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış, herkes... Hala bizimle görüşür. Hala iyi haberlerini, müjdeli haberlerini verir. Vallahi ne hissettiriyor eğer sana? Eğer vefat edenler varsa onlar bildirirler. Biz gerçek bir bağ kurduğumuz için ne hissettiriyor? Böyle kocaman bir ailem varmış gibi hissettiriyor. Ya inanılmaz bir şey değil mi abi ya? Müthiş. Yani iyi bir şeye vesile olmak meselesi. Hani oradan bakınca işte televizyonda reyting almak üzere yapılmış bir iş gibi görünüyor ama. Yapıldı ve bitti değil benim için değil asla. Mi yani? Bir hikaye oluşuyor yani, orada aslında. Böyle bana isim say deseniz şurada 5 dakika düşüneyim size tık 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 isimleri sayarım. Kaç çocuğu var derim. Yani bu çok yorucu bir benim açımdan, beyin açısından ama. Ona da geleceğim. Ama o kadar birbirimize kalpten ve yürekten bakıyoruz. İzdivaç'tan bu yapıyor olduğum programa... 5 sezon oldu. 5 sezon olduğunu biliyorum ama yani bir karar alarak mı geçtin yoksa artık... Evet iyi bir karardı. 5 yıldır yeni bir yolculuktayım. Bu benim hayatımda bambaşka bir dönüm noktası. İnanılmaz bir iş yapıyorsun ama ya. Bayağı dedektifçilik oynuyorlar ya abi deliriyorum. Yani üst üste sorular onlar bunlar vesaire. Yanmıyor mu beynin ya? Bilmem. Ya ne diyorsunuz tatillerde sen... Hayır canım yani şüphesiz yani mutlaka bir şekilde sağaltıyorsunuz kendini. Tabii ki çok yorgun. Şöyle söyleyeyim. Hani evet yapıyorum ve kenara çekilim. Yani çok yoruluyorum. Ya yorucu da bir yani, iş değil mi yani? Bu arada ben oturup dinlemeye alışkın değilim. Ben soru sormaya alışkınım. Sen şimdi bir tane soru soruyorsun. Ben oradan orada önüm olmuş buradan böyle mi? Gerçekten tabii, öyle bir mesleki deformasyon tabii, var değil mi? Mesleki bir şey var. Kafa başka çalışıyor. Buradaki herkesi görüyorum mesela. O kalktı oturdu. O sağa baktı. O sola baktı. O oradan öyle yaptı. Ya. Şimdi mesela yayına giriyorlar. Ne eğleniyorlar. Ben böyle bir şey olamaz. Yayına var 3 dakika. Programdaki, asker gibiyiz. Programdaki ekip tabii de onu söyledik. Tabii ki çok yoruluyorum yani. Ama ben o yorgunluktan... Beslenen de biriyim. O adrenalinden beslenen de biriyim. Çok stresli bir iş yapıyorum ve gerçekten ip üzerinde ama dokunduğum her hayat, çözdüğüm her sorun, yaşamına iyilik verdiğim her kadın beni koruyor. Ben öyle düşünüyorum. Çok seviyorum. Fazla söze ne hacet. Yani bir insanın yaşamına dokunmak yani dua almak aslında. Evet. Öyle değil mi? Çok yakın bir zamandaki yani son programında yanılmıyorsam çok böyle
Bugün. Bugünkü programda oldu yayın, değil mi? Evet. Bugünkü yayında çok gencecik bir kızı, yaşlı bir... Yani lise öğrencisi bir kızımız bir mağduriyet yaşıyor, şikayetçi oluyor. Fakat sonrasında onu mağdur eden kişi ve bu mağduriyetten bir çocuk dünyaya geliyor. Bu Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma. Arkasından Adli Tıp Kurumu tarafından biyolojik baba olduğu o kişinin tespit ediliyor. Kızımızın şikayeti de var. Şurası değil mi? Fakat maalesef ki o kızın yokluğu ve çaresizliğinden aynen kızın yokluğu ve çaresizliği üzerinden o kız hala mağdur edilmeye devam ediyordu. Bu kişi ikinci kez kaçırmıştı ama bugün programda sevgili seyirciler Hicran'ı ve Hicran gibi nice kızımızı kurtardık. Adalet yerini buldu. Bir kadının sesi olduk. Kadınlar susarsa adalet konuşur dedik. O kişi şu an bugün tutuklandı. Karar çıktı. Ben bugün aslında buraya gelirken çok enerjimi yükselttim ama şu an... Ya çok iyi bir şey yapmışsın ama yani evet, şu resimde, şu bakışta zaten oradaki o ortaya konan çabanın, emeğin bir sonucunu... Ama benim isteğim ne biliyor musunuz? Hiçbir çocuk bu mağduriyeti yaşamasın. Hiç kimse onlara dokunamasın. Artık o çocuğun hayatı bundan sonra iyileştirilmesi lazım. O uzun bir süreç. Beni üzen bu adaletin değil, o çocuklara hiç kimsenin dokunmaması. Benim bu hayatta tek istediğim bu. O yüzden benim hayatımda çocuklar ve kadınlar her zaman çok önemli. Esra konuşsun, biz dinleyelim abi ya. Vallahi çünkü hayatın en gerçek yerinden alıp muhabbete sarıyor ya, böyle inanılmaz bir şey. Yani insan aslında çocukla ilgili meselede şöyle bir şey oluyor. Eskiden öyle miydik bilmiyorum, yani hepimizin çocuğu var. Yani bu hassasiyette miydik değil miydik ama insan evladı olunca daha bir dikkatli bakıyor hayata. Daha bir tuhaf algılamaya çalışıyor hayatı. Çünkü çocuk üzerindeki en temel duygu şeydir ya, saflık. En temiz hali. İnsanın en duru hali. Artık ona ne kadar dokunursan, neyle beslersen ona göre şekil alan bir varlık ya. Ondan sebep herhalde. Bir de baba olduktan sonra, anne olduktan sonra hassasiyetin artmasıyla da birlikte. Olgunlaştırıyor. Tahammül seviyen değişiyor. Daha doğrusu daha tahammüllü insan oluyorsun. Çünkü çocukla o büyüme aşamasında belli şeylere tahammüllü olman lazım. Geliştiriyor, büyütüyor. Aslında çocukla büyükken, öğreniyorsun evet, her büyükken şeyi. Çocuk sahibi oluyoruz aslında evet. Ama çocuktan sonra... Gerçekten başka bir büyüme oluyor. Herkesin yani. Bir insan evladı olduğunu evet. Anlıyorsun zaten en başta. Şimdi, yani. Kesinlikle yani öyle. Hepimizin evlatları var. Anlayabilene tabii. Yani gönül istiyor ki herkes anlayabilsin bu durumu. Şöyle söyleyeyim. Biz çocuklarımız iyi beslensinler bundan. Ama asıl çocukların ruhunun doyurulması gerekiyor. Bunu hep söylüyorum. Bizim eksik kaldığımız yer orası. Biz hep karnını doyurmaya çalışıyoruz. Hayır. Çocukların... Manevi duygularını ve ruhlarını doyuracağız. Bugün 7 yaşındaki oğlum, diyorum ki oğlum ellerini yıka, sen bana karışamazsın, benim hayatım diyor. Ellerini yıka dedim, bir şey demedim ben sana. Benim oğlum ne dedi abi Şems, aklıma gelmişken söyleyeyim, hem biraz hava dağılır falan. Evet, bizimkiler bir de. 5 evet. Yaşında falan daha böyle, ay seni yerim, kurban olurum sana, böyle yaptı ona. Yapma öyle şeyler dedi ya. Ne diyorsun oğlum dedim, yapma. Seni niye yaptık, sevelim diye yaptık. Şu... Sevgili Esra Hanım programında hani demin kendisi de muhabbeti açtı ya arkadaşlar, hazır mı o veterimiz bilmiyorum ama şefim. Allah. Ya Esra Hanım programında dedim ya sorular soruyor vesaire falan, yemin ediyorum o sorulara ben maruz kalsam yani ne biliyorum hepsini 10 saniye içerisinde anlatırım. Tamam. Bir şey itiraf ediyorum. Tam şey duygusuna gelmiyor musun? Ben yaptım. Allah benim cezam. Ben yaptım ben. Asın beni, asın kurban olmaz. Ay ben hiç böyle bakmamıştım ama... İtiraf ediyorum, beynim yanmış arkadaşlar. Aralıksız abi, o nedir öyle ya, kurban olayım vallahi billahi ya, inanılır gibi değil yani. Ay hiç böyle görmemiştim, çok değişik ya. Babam rahmetlinin de şeyi vardı böyle, insanın hayatını böyle iki kelimede özetleyebilme becerisi vardı. Ben şimdi benim babam köylüydü, bir kahyaydı, Amikovası'nda ağanın yanında çalışırdı. Şimdi bir gün ona şeyi okumak istediğimi söyledim, özür dilerim kazandığımı söyledim. Nereye kazandın dedi üniversitede. Tiyatro bölümünü kazandın dedi. Bütün kuşlar tamam, leylekler kaldı dedi. Mesela çok kestirmeden anlatılan şeylerdir bunda insan hikayesinde. Bir şey söyleyeceğim, ben bir şarkı söyleyeyim ister misiniz ya? Tabii aynen. Ki. Vallahi. Bugün, bugün böyle çok uzun zamandır söylemeyi arzu ettiğim bir tane türkü var. Sizlere nasipmiş.
Bahçalarda mor meyveni verem ettin sen de. Bahçalarda mor meyveni verem ettin sen de. Nasıl verem olmalı, eller sarıyor seni, eller sarıyor seni. Ben sana yandım gelin, yanağı ağlı gelin, Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Ben sana yandım gelin, yanağı ağlı gelin, Gaziantep yolunda öldürdün beni gel. Bak gaz vermeyin bana, gaz vermeyin. Şey yapıyorlar ya, telefon ışıklarını yaktırıyorlar. Onu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Fotoğraf çekmeyin diye, şarjımız bitsin diye. Bahçalarda meneme, yar göğsüm düğmele. Bahçalarda meneme, yar göğsüm düğmele. Ölürsem gamlım sensin, gözlerim sürmele, gözlerim sürmele. Ben sana yandım gelin, yanağı ağlı gelin, Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Ben sana yandım gelin, yanağı ağlı gelin, Gaziantep yolunda öldürdün. Ben sana yandım gelin, yanağı ağlı gelin, Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Teşekkürler. Kalıyor.
Ellerimi uzatsam tutmak isterim günü. Ama güneş her gece tepemde doğuyor. Ama güneş her gece tepemde doğuyor. Yani olmuyor, olmuyor istesem de. Kimse gelmiyor beklesem de. Yani olmuyor, olmuyor istesem de. Kimse gelmiyor. La 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 la. Yaz kokusu duyardım kışın ortasında bile. Uzun cümleler kurardım konuşurken. Eski filmlerde kaldı böyle sözler deniyor. Ama şimdi filmler bile eskimiyor. Yani olmuyor, olmuyor istesem de. Kimse gelmiyor beklesem de. Yani olmuyor, olmuyor istesem de. Kimse gelmiyor beklesem de. Yani olmuyor, olmuyor istesem de. Kimse gelmiyor beklesem de. Yani olmuyor, olmuyor istesem de. Kimse gelmiyor beklesem de. Yani olmuyor istesem de. Kimse beklesem de. Yani olmuyor, olmuyor istesem de. Kimse gelmiyor beklesem de. Geberttin beni şu an, bitirdin ama heyecandan. Bir şey söyleyeceğim, çok güzel söylemedim ya. Vallahi çok güzel söyledi. Bir tarafımda Toygar, bir tarafımda Uğur. Bana şarkı söyletiyorlar. Ama ben benim çok de aradığım ortam. Benim de aradığım ortam bu. O da kraliçe arı gibi oturmuş arkaya böyle. Herkesi talimat veriyor. Aradığım ortam bu arkadaşlar. Esra Ronabar programı gibi oldu. Senin program gibi. Ben o kadar mutluyum ki. Hanımın deklare ettiği şekliyle oldu. Beni aradı, dedi ki Barış'a şarkı söyletti. Ne geliyorsa başıma onunla geliyor zaten, sağ olsun. Bir şey söyleyeceğim. Ama iyi ki o geldi başıma en başta ki. Beraberinde gelenler. Sevgilerim ona. Çok iyi toparlamadım aynen ama. Aynen. Güzel bağladım. Çok iyi. Yılların bir şey söyledin ama ben anlamadım. Telefon bağlantısı mı var? Hayrolsun gecenin bu saatinde. Alo. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz? Biriz falan. Göksü. Ay Allah'ım. Ay canım. İyi yayınlar diliyorum. Çok keyifli bir program. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız Biris Hanım? İyiyim efendim. Sağ olun. Ben böyle mesafe koyar gibi oldum ama yayıncılığa yeni başladım ya. Nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum. Aslında çok yakinen tanıyorum. Çok öyle. Güzel. Çok güzel. Çok keyifli. Çok samimi. Her şey dozunda. Zevkle seyrediyoruz.
Çok teşekkür ederiz. Biz sizi iki kardeş baş başa bırakalım. Hayırdır, bir şey mi söylemekten sebep aradınız bizi? Niçin aradınız? Evet, çok meraklıyız. Evet. Bak bak, bana bak. Niçin aradınız? Söz peşe gelir ha. Çabuk söyle biriz. Kurban olayım, hemen anlat. Hemen anlat. Anlatayım o zaman. Barış'ın aslında isminin Barış olmadığını. Oydi. Bu bilgiye ne zaman ulaştınız? Ben şahidim Esra Hanım, onun çocuğu doğumuna şahidim. Bir dakika anlamadım. Adı Barış değil derken? Tarkan idi. Ya. Evet. Benim beynim yandı. Bu işi çözse Esra Erol çözer. ben bugün tatile geldim arkadaşlar. Biriz, eğlenmeye geldim. Biriz bir şey söyleyeceğim. Gerçekten öyle miydi yani? Evet. Ne zaman değişti yani? Barış'ı ben kaç senedir tanırım. Nasıl barışlığa geçtin? Yani herhalde dünyada kimseye nasip olmayan bir şey nasip oldu. 3 yaşında kendi ismini kendi seçti. Vay. Ciddi olamazsın. Wow. Tarkan ismi konulmuştu ama o bunu kabul etmeyip itiraz mı etti? Şimdi şöyle söyleyeyim. Barış çok hayalperest, hayal dünyası geniş bir çocuktu. Her sabah bir mizansenle uyanırdı. O mizansenle evdekileri kandırırdı. Kandırdığı zaman da annem hüngür hüngür ağlardı çünkü bazen bayılma, bazen ölme numarası yapardı. Şimdi Tarkan geldiği zaman da sokaktaki çocuklar kurdu ve kılıcını soruyorlardı. Neyi? Tarkan'ın kurdu ve kılıcı vardır ya. Ha evet. Onu soruyorlardı. Barış yaratılan bir karakter değil, kendi yarattığı bir şey olmak istiyordu. Vay. Ve sonuçta gerçekten bu travma yaratılmasın diye ismini değiştirme kararı aldılar ve Barış oldu, kendi seçti. Ya biz çok teşekkür ederiz bu tatlı hikaye için ama. Ben çok şanslıyım. Böyle bir ablam var. Bunu yani gönül rahatlığıyla kocaman kocaman söyleyebilirim. Ben canım. De aslında büyürken, hazır ablam aramışken özellikle söyleyeyim. Bizim evde asıl... Ablamın adı Filiz değil aslında ya. Falan diye girme lütfen yani. Yok, onun bayağı sahne ismi falan da değil, gerçek ismi. Ablam şarkı söyler, sen biliyorum, bilirsin evet, yıllardır. Biliyorum. İnanılmaz da bir sahnesi var. Çok güzeldir sesi, sahnesi, her şeyiyle. Ben evde oğlum hani şart değil... Bir fıkra anlat denilen kişiyim. Ben şart değil. 40'tan sonra isyan ettim. Yeter şarkı söyleyeceğim ben. En fazla beğenmezler, kulaklarını kaparlar insanlar dedim. Asıl ses tabii var, bizim evet. Evde çok ablamda. Biliyorum. Babamdan ona miras kalmış. Babam şarkı söylerdi. Rahmetli, rahmet istedi. Nur toprağı bol olsun inşallah. Ondan sonra ablamdır yani asıl olay. Canımsın benim, olur mu? Canım kardeşim. Bu arada ilk tespitim ne kadar doğru gördün. Nedir o? Dedim ya hani böyle ortamda yok o yapmamıştır dediğin ama aslında bütün yaramazlığı yapan ama kişi. Ama Esra bacım biz senin söylediğin hiçbir şeye itiraz etmedik ki zaten. Yani sen ne diyorsan o bu saatten sonra zaten yani. Biriz çok teşekkür ederiz. Renklendirdin gecemizi. Vallahi çok mutlu olduk ya. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifle izliyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Herkese sevgiler, selamlar. Bizden de kocaman sevgiler herkese. Ablam. Geceniz iyi olsun. Evet sevgili Tarkan. Barış'cığım bir şey soracağım. Ben o günden beri Tarkan diyenlere bakmamışım bir daha. Valla. O yüzden deme bence. Sen bakarken sana. Söyledim ama. Belki de ismini değiştirerek Tarkanlığını aldı. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani... Hakikaten orada mesela Tarkan ismini değiştirmeye karar verdin. Ne yaptın? Evet. Beyinlerini mi yedin? Nasıl bir yol izledin? İstemiyorum demişim. Sevmiyorum demişim ama o kadar da hatırlayabildiğim anlar değil tabii. 3 yaş... Hayatım sen ismi, senin karşında biz saygıyla eğiliyoruz. 3 yaşında ismini değiştirmiş bir insansın yani. Tarkan falan da iyiymiş aslında yani. Hiç Tarkan... fena isim değil aslında. Güzel isim ama herhalde hoşlanmamışım. Hoşlanmamışım. Barış bir şey söyleyeceğim. Bu oyunculuk kariyerin içerisinde yolculuğunda daha doğrusu gelen rollerle ilgili hiç ya hep de aynı şeyler geliyor. Biraz da farklı bir şey oynasam dediğin bir şey oldu mu hiç? Yoksa hep böyle şanslı mıydın rollerle ilgili? Nasıl görüyorsun yok, yolculuğunu? Yok, Türkiye'de zor. Yani bizim sektörde çok kolay değil. Bir oyuncu, şimdi bunu insan kendine nasıl söyler bilmiyorum ama bir rolde başarılı olduktan sonra ister istemez devamı geliyor. Benzer şeyler teklif ediyor. Evet, benzer şeyler teklif ediyor. Bende de öyle abi. Bende mesela benim üçüncü polis rolüm bu abi. Evet. Yani bu diziden sonra tayinim nereye çıkacak değil nasip artık yani. Bakıyorum. Hayır. Hanım yazıyor diziyi,
Kaç bölümdür komiserim? Bari bir başkomiser yap dedim. Kurban olayım ya. Havamızı oradan atalım. Özür dilerim. Buyurun. Estağfurullah. Bak, ilk ben televizyon seyircisi Aliye ile tanışmış evet, oldum. Televizyon seyircisiyle. Bitirin bir Edirne'li müteahhit oynuyordum orada. Ve inanılmaz da oynuyordun. Evet. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Sonrasında hatta Ezel geldiğinde ilk yılı teklif edildiğinde müthiş, ben senaryoyu okumadan bakmadım bile. Bitirim dediler, tamam teşekkür ederim kalsın ben oynamayacağım almayacağım dedim. Şansa o yıl çekilmedi Ezel. İkinci yıl tekrar teklif edildi. Ha, soğudu dolayısıyla tekrar geldi. Ondan sonra tekrar teklif geldi, ya ayıp oluyor falan, hadi ay yapım diyorlar. Ben de sektörü falan bilmiyorum, hiçbir şey bildiğim yok. Ay yapım çok güzel işler yapıyor ya. Bunun böyle çok karizma dediler. Durduğuna falan bakmayın, çocuk gibidir ruhu yemin ediyorum. Yakın arkadaşım ya, oradan biliyorum böyle. Hemen sıkışır köşeye. Ya onu söylediler ama şimdi ne yapsak ki, ay Allah falan diye böyle. Öyle de bir adamdır onun. Ondan sebep anlatıyorum aslında. Estağfurullah. Ondan sonra iyi olmasın dedim. Bir okuyayım bari. Okurken Esra içeride seslendim. Dedim eyvah şimdi daha sertini söylemeyeyim. O kadar mı iyi dedi. Dedim bu iş tutmazsa ben bir daha televizyon senaryosu okumam. Ya gerçekten müthiş bir şey. Sende de tam tersi oldu Ezel. Barış işte ya yine mi bitirin falan. Önce bir şey yapmışsın ya istemiyorum okumadan önce falan. Ben de tam tersi, yine biz tabii Kerem Çatay'la bayağı bir yakın olduğumuz için yaprak dökümünü yaptım. Herkese ağlatıyorum. Üngür Şangır, dudaktan kalbe var Üngür Şangır. Aşkım önüne hadi biraz entrika falan bilmem ne falan ama biraz böyle yakın şeyler falan. Ben gittim dedim ki ben dedim farklı bir şey yapmak istiyorum dedim. Yani değişik bir şey olsun dedim. Değişik bir şey mi istiyorsun dedi. İyi o zaman bana bir şey fırlattı, ben havada tuttum. Al sana değişik bir şey dedi. Ezel'i mi baktım, Ezel'i senaryosu. İnanılmaz. Bunu dedi oku, hemen beni ara. Ben gittim okudum, telefonu açtım, dedim ne zaman çekiliyor? Ne zaman çekiliyor? Bir şey söyleyeceğim peki. Dubai'deki büyük havuzda hala Ezel'in sevgili Toygar'ın yaptığı müzikle havuz hala o müzikle çalışıyor. Su özel suya bilgisayarla ritim yazılıyor ve ömür boyu dünyada sadece şimdi tam doğru söylemiyor olabilirim ama 8-10 tane müzisyenin daha çok film müziği ağırlıklı müziğiyle orada özel bir gösterili yapılıyor ve ömür boyu orada benim müziğim. Ya Ezel, inanılmaz bir şey ya. Ben vallahi ben göçüp yani gittikten sonra da o müzik orada çok kalacak. Çok güzel ya. İmza desek yeridir. Ya Esra bunlar anlatıyorlar da şimdi biri Ezel'de ben oynamış. Ben Ezel'i çok güzel izledim. Ben de öyle canım. Yani öyle bir izledim ki öyle hap havada kaptım, televizyonu açtım. Şey polemiği vardı ya orada. Kerpeten mi kelpeten mi abi? Böyle bari kerpeten mi kelpeten mi? Birader bilader gibi olmuş. Tabii evet. birader derler ya onun gibi. Abi yöresel bir şey. Bir gün bir arkadaş gelip şeyi sordu bana. Ya abi dedi sen dedi Miroğlu'nda oynayan kerpeten Cengiz değil misin? Bir şey söyleyeceğim Esra. Şimdi biri Ezel'de oynamış, öteki de müziklerini yapmış. Şöyle bir dramatize etsek mi o anı ya? Olur. Vallahi şöyle bir şey yapacağız ya. Senden bir şey oynamanı istemeyeceğim. Bir müziğini falan şöyle duysak evet mı? Ya, hatırlamak ister miyiz şöyle Ezel'in enstrümantal müziğini ya? Ne dersiniz? Çok güzel olur. Eyşan'ı herhalde hepimiz biliyoruz. Eyşan. Benden Eyşan çıkmaz işte. Kim bilmez işte. Canım. Eyşan. Türk televizyonlarında en çok oynamak istediğim kadın karakter. Tövbeler olsun. İlk provada daha söyledim. Daha demin sordum, cevabı şimdi veriyor. Bakar mısın? Bu meşhur darirarara. Yılların melodisi hala en çok dinlenen müzik. İnanılmaz bir şey ama. Evet. Oradan da bir küçük Aşkı Memnu çalarız. Siz de abi sahne ay, sizin. Ay aradığım ortam. Biz şöyle bir nostalji yapalım değil mi ya? Vallahi billahi. Biz şöyle sefasını sürelim şimdi. Thank you.
Ben buna aslında söz yazmıştım. Evet. Sonra dedim ki bu jenerik müziği o kadar güzel ki sözle berbat etmeyeyim. Ama şöyle bir şey yazmıştım. Küçücük bir okusana bir kısacık. Ya. Zaten sonrasını yazmadım. Bu aşk beni öldürüp geçiyor. Ölmeden mezara koyuyor. Anlamıyorum neden hiçbir şey çare olmuyor. Yasak aşktan ah kaçılmıyor. Ah, şimdi ilk kez söyledim burada. Hatta hatırlayamadım ya. Toygar'ın bir tane şarkıyla ilgili bir hikayesi daha var. Geçen de ben tanık oldum. Sevgili Polat Yağcı ile beraber bir şey yapmışlar bunlar. 7 yıl önce bir tane şarkın vardı senin. Ya şöyle. Yani 7 yıldır. Hadi yapalım, yapacağım. Yaptım, yapacağım. Ne yaptınız? En son yaptınız mı abi? Ya 2015'te ben, 2016'da Ömrüm şarkısı bugün çıktı. Hı hı. 2015'te. Bugün çıktı. Evet. Tabii. Her ne şey... kadar? Ah, hayırlı uğurlu olsun. Yani hani bugün çıktı. 7 yıl sonra bugün ya, çıktı. Ya o kadar çok yani, yapıyorum ki. Geçen bugün baktım... çıktı ama yani. Şöyle, şimdi geçen baktım 35 tane falan soundtrack böyle... Acayip bir şey. Böyle rutine girmiş bende. Besteledim, yaptım. Hmm. Ya, filme koydum, diziye koydum falan. İşte yaptık, çıktı bugün falan. Halbuki şarkı 2016'dan beri bekliyor. Yaylanı Prag Senfoni'ye çaldırdım falan. Böyle şeyler, işte davullar Danimarka'da çalındı falan. Böyle acayip özendim falan. Ondan sonra dedik ki herhalde 2017'de çıkar. Yok yok, 2018 o. 2023, 2025'i bulacağız derken tam 6 sene sonra... Bugün çıktı. Bana kalsa o da çıkmayacaktı da çünkü klip çekmeyelim. Klip istemiyorum. Klip istemiyorum diyorum. Bir şey söyleyeceğim. Hazır bir sürü oyuncu var abi. Aradan çıkarırsın işte mis gibi bitirmişsin ne güzel. Burada aynen. Bu kadar güzel seyirci de var değil mi aynen, yani? Aynen aynen. O zaman şöyle yapalım. Söyleyeyim bari. Vallahi bak. Aynen. Direkt şöyle yapalım. Yani bir şekilde dramatize ederiz. Şimdi ben şunu yapmaya çalışırım. Senin şarkının sözlerine falan. Gerçi o da rol çalmak olur değil mi? Şarkı zaten yeni çıkmış. Önce bir dinleyelim şarkıyı. Tamam, ondan sonra aynen. Belki Esra, ben, Barış birlikte... Bir dramatizasyon gerçekleştiririz arkasında. Dinleyelim mi ya bugün bize nasipmiş o şarkıyı evet. Sonra. Sensiz bir geleceğim yok. Bir rüya
uzaktasın ama seni hiç geleceğim yok. Hangimiz acıdan yok? Gözyaşınla barıştın mı? Anılar sana lafı güzaf, üstümü karaladın mı? Şimdi ömrüm yok, sensiz bir geleceğim yok. Bir rüya uzaktasın ama senin hiç geleceğin yok. Şimdi ömrüm yok, sensiz bir geleceğim yok. Bir rüya uzaktasın ama senin hiç geleceğin yok. Şimdi ömrüm yok. Abi. Bu arada ezberledik. Ya, ezberledim. Şey, abi, evet, inanılmaz ben güzel. Ezberledim. Niye 7 sene bekledin babacığım ya? Böyle güzel bir şey niye bizden mahrum ettin? Kurban olayım ya. İşte bizde de böyle yanlışlar oluyor. Nakaratı bir daha söyleyebilir miyim? Şimdi ömrüm yok, sensiz bir geleceğim yok. Bir rüya uzaktasın ama senin hiç geleceğin yok. Sizde? Şimdi ömrüm yok, sensiz bir geleceğim yok. Bir rüya uzaktasın ama senin hiç geleceğin yok. Oldu galiba. Şey de tutar bu şarkı falan. Çok güzel olmuş. Abi şarkı şimdi tuttu ya. Sonrayı bekleme yemin ediyorum ha. Bir şey soracağım Esra. İnanılmaz. Yüreğine sağlık, emeğine sağlık. Yani müzikalite açısından zaten hiçbir şey söylemiyorum. Hiç öyle boş işler yapan bir adam da değilsin. Bu arada güzel böyle şeyler sunmaya çalışıyorum. Ya yok işte. Abi hiç nitelik konusunda tartışılmaz bir adamsın. İşin anlamındaki nitelikten bahsediyorsun. Zaten yüreği de öyle bir adamsın. Bugün hep yakın arkadaşlarım ya. O yüzden istediğim gibi konuşabilirim içten içe. Bir şey söyleyeceğim. Esra, söyle. Arkanda dev bir prodüksiyon. İnanılmaz bir ekip. Böyle onları lead ediyorsun, liderlik ediyorsun vesaire falan. Evde patron kim? Benim ya bu soruyu şey cevaplamama gerek yok. Şunu? Evde patron kim? Görünürde Ali abimiz. Ama gerçekte ben. Vallahi. Şaka yapıyorum. Yok yok. Şaka yapıyorum. Samimi söyleyeyim, yemin ederim evde patron çocuklar yani. Gerçekten onlar. Bir de öyle bir hikayem var değil mi? Beş kız kardeştiniz siz. Evet. Beş kız kardeş büyüdünüz. Şimdi dört... İki, üç tane erkeğin içinde nasıl? Kraliçe gibi hissediyor musun kendini yoksa böyle bir keşke beş kız kardeşimle kalsaydım böyle devam etseydim? Ya şimdi ben tabii o kız kardeş, kız evi, o dertleşmeyi çok iyi bilen biriyim. Fakat tabii biraz daha çocuklar büyüdükçe şöyle bir şey oldu. Bir bakıyorum Ali, Ömer, İdris, Ali yatağa gidiyorlar. Biraz futbol konuşuyorlar, basketbol konuşuyorlar. Bir kendi dünyaları var ya da bir şarkı açıyorlar. Ben gelince müzik kapanıyor. Diyor ki senin bunu dinlememen lazım. Sebep? Onların kendi arasındaymış. Allah Allah. Öyle kraliçe gibi hissetmiyorsun. Hepsinin peşinde ayrı koşuyorum. Yani işte Ömer'e elini yıka diyorum. İdris Ali şu eşofman altına giy. Ali diyorum sen giy. Ben hepsinin arkasını toparlayan orada da peşin talimat. Bak. Hayat beni buraya sürükledi. Evde zaten şey. Fiziksel temas yok. Kardeşin öyle davranamazsın. Sen oraya otur. Dersini yaptın mı? Şöyle yaptın. Babası. Sürekli evde kadın olunca biraz da kontrolü alınca hepsi kendini bana bırakmış durumdalar. Yani. Benim için bir sürü tanık olduğum durumu var ya ondan sebep fikir diyorum aslında. Ya biz yani bu arada öyle söyleyeyim bunu. Vergüzarım şu anda onlar Halit'le yurt dışındalar. Evet. Eminim izliyorlardı. İşleri gidiyordur. Biz şimdi o kadar kalabalık bir arkadaş grubuyuz ve çocuklarımız var ki ama dışarıda bizi gördüğünde kaygısızlar sanıyorsun. Öyle çoluk çocuk hepimiz bir arada. Ben aşiret reisiydim. Yani biz 3 çocuk bizde vardı. 2 onlarda. Halit'ler bir çocukluydu. Şimdi aşireti büyüttük. Bir fotoğraf karesi oluyor hep beraber. Bir şey söyleyeceğim. Barış sende de ergen var abi. Toygar senin kaç yaşında? 15 buçuk. Allah. Ya siz de öylesiniz. Ergen babasıysın. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bu ergenlerle ilgili yani ya kardeşinizde ya evladınızda dostunuzda falan mutlaka tanıklık etmişsinizdir. Ergenin o şey hali vardır ya böyle. Tam böyle işte erkek miyim, çocuk muyum, kadın mıyım, kız mıyım halleri var ya. Hani böyle oğlanın sana size şey diye seslendiği dönemleri hatırlayın. Baba diye böyle sesin oturmadığı anlar falan.
Bir gün böyle bizim bir ergen kızımız var. O böyle ağlıyor bir gün böyle sebepsiz yere. Sordum, dedim niye ağlıyorsun kızım, neyin var böyle yaptı. Bilmiyorum. Öyle şeyler yaşıyor musunuz ergenden? Tabii tabii, ara ara böyle kocaman çıkışları olabiliyor mavinin de. Hormonlar malum zıplamış. Bir anda bağırıyor falan. Ne oldu oğlum, neye kızdın diyorum. Ben de bilmiyorum. Bilmiyorum diyor. Benim dışımda gelişiyor olaylar. Var mı? Çalışmalar normal tabii kızımla benim de. Yani farklı düşünüyorlar tabii bizden. Biz ama öyle olur mu deyince falan. Benim kızımın şöyle ilginç bir şeyi var. Mesela bir şey soruyorsun. Hoşuna gitmediyse böyle duruyor. Bir şey çok sinir bozucu bir şey abi. Söylesene diyorum. Yani yüzümü oku. Ya ne söyleyeyim sana şimdi şey, tamam falan oluyorum ben, gidiyorum ondan sonra. Hani bir şey söylemeye ihtiyacım yok yani. Çünkü senin söylediğinle benim düşündüğüm aynı şey değil. Böyle bakarak şu hareketle beni bitiriyor. Abi ben çok sinir bozucu değil mi ya? Bir de şeyler var. Çat yani. Kapı sesleri böyle. Ha, kızım bak çat. Ya yavrum çat. Allah Allah ne oluyor ya falan, ama sonradan tabii şey böyle anamla bir gün konuşmuştum. Bir gün çocukların büyüdüğünde görürsün yavrum demişti de rahmetli oldular şimdi. Habire rahmetle anıyoruz ha. Allah ya gidenler nur içine, kalanlar amin. Baş üstüne, öyle analım değil mi hepsini birden? Evet. Amin. Ama kız babası olmak da bir değişik bir duygu yani. Ben diyeceksin ki ya erkek babası olduğumu nereden biliyorsun? Hayır, kızımız var bir tek ama yani o hep anlatırlar ya kızla baba. Tabii ilişkisi. Çok başka bir şey yani. Anne ne yapsa her şeyi mükemmel falan, baba ile onun o bir anda bütün dünya o kızla ya, babanın arasında. Şey vardır abi, bir Diyarbakırlı abi anlatmıştı bana. İşte Güneydoğu'daki, Doğu'daki, Anadolu'daki daha doğrusu işte kız çocukları olan mesafe, erkek çocuğunun olmasını istemesi meselesiyle ilgili bir şey anlatmıştı. Çok hoşuma gider. Diyarbakır aksanıyla da anlatmaya çalışayım dilim döndüğünce işte. Diyarbakır'da dedi şöyle bir şey var oğlum dedi. Kız çocuk doğar, baba onun yüzüne bakmaz. Bebek oradan içten içten şöyle der. Hele bir kırkım çıksın. Hele bir kırkım çıksın diye. Şimdi bu Doğu Güneydoğu vesaire falan bir kız isteme hikayesi var. Rahmetli Cem Karaca'nın Zeyn o şarkısında. Ben de onu söylemeyi çok istedim şimdi size. O şarkıyı bir söyleyeyim. Bir iki kolaj yapalım peş peşe. Bakalım nereye gidecek hikayemiz. Sehpa mı çalmışlar? Sehpa mı çalmışlar? Şimdi ne yapayım? Allı pullu gelin olacaktı, dört köyün nar çiçeği Zeyno. Komadılar ki kardeş, komadılar ki. Komadılar ki kardeş, komadılar ki. İpsiz illerin Mehmet'i sevmiş idi, dört köyün nar çiçeği Zeyno. Sevdirmediler kardeş, sevdirmediler. Sevdirmediler kardeş, sevdirmediler. Zeyno güzel, Zeyno nazlı, Zeyno dört köyün akızı. Kız almak için başlık vermek gerek, oysa fakirin birisi Mehmet. Zeyno, 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 ya. Variyeti yok ama pek yiğit,
İpsizlerin ırgadı Mehmet. Sevda bu fakir zengin dinlemez. Aldı kızı kaçırdı Mehmet. Zeyno, 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 Zeyno. Kaçırdı ya kızı Mehmet. Öyle kalır mı? Düğün kurulmuş, halay çekilmiş. Kuyu başına vardı. Zeynep'i gören diye nasıl haberin almışsa dayı emmi hep orada. Kedilerle ararsın, kızı almak mı istersin? Sana bir çift sözümüz var, hele buysa niyetin. İşte helle, işte deve, ya aşarsın ya düşersin. Baktın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı. İşte hale, işte arsın, ya aşarsın ya biçersin. Baktın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı. Barışın gönlü hüzün, dudağında aynı türkü, seneler sonra bugün. Dayı emmi toplanmış, develer kervan olmuş. Zeynep'imden haber aldı, başkasına yavrulmuş. İşte helle, işte deme, ya aşarsın ya düşersin. Baktın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı. İşte hale, işte arsın, ya aşarsın ya biçersin. Baktın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı. Zordur almak bizden kızı, zordur almak bizden kızı. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Var olun. Belli ki ya şefim mikrofonu yüzümüz gözümüz görünsün diye kenara koymuş. Biz de adama buradan şefim ne yaptınız mikrofonumu diyoruz ama çok özür dilerim monsieur. Güzeldi ya. Abi fena çok, değil değil mi? Yani çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ne güzel şarkılar yazmışlar, evet. Türküler yazmışlar. Cem Karaca rahmetli, Barış Manço rahmetli. İnanılmaz hikayeler, inanılmaz şeyler. O biraz en önce arayan ablam işte küçüklükten itibaren şarkı söylüyor. Ufacıktan böyle 2 yaşından itibaren eline mikrofon alıp alıyormuş gibi yapıp şarkılar söylüyor. Hadi bir tane söyle diyorlar bir gün. Tamam diyor, hangisini söyleyeceksin diyorlar. Duruyor duruyor. Hani ortasında deve var ya diyor. Ciddi olamazsın. Bu şarkıdan aynen, mı bahsediyor? Bu şarkı. Var mı senin öyle hünerlerin? Şarkı söyleyebiliyor musun? Yani... Çok isterdim. Vallahi. Gerçekten çok isterdim. Niye gülüyorsunuz? Çok isterdim ama olmadı. Ya, sen ne diyorsun? Hani bu şöyle tamam bir şey mı olsa... Her çok şeye bak, teşne. Bak o gerçekten çok fena. Gerçekten o kadar çok isterdim ki. Ama ben güzel şarkı söylediğime inanıyorum. Bayağı... Bir tane denesek ya. Hayır hayat. Vallahi ne olur ya. Hayır. Bir kuple bak. Allah aşkına bir kuple. Şimdi şöyle olur ya bak. Şöyle olur ya. Yok mümkün değil ama kibariye gibi bir ses çıkar içeriden. Hani hazırlıyor. Yemin ederim. Oynamak istemeyen şeyler olur ya erkekler tabii falan onlar gibi. Baba gel hayır ya. Hayatımda en sevdiği yani falan tek söyleyebildiğim Sezen Aksu'nun Işık Doğu'dan Yükselir albümünde Ben Annemi İsterim diye bir Karadeniz türküsü var. O da biraz böyle daha böyle hızlı söylenen bir şey. Hani hiç makam olmadığı için ancak okuyabiliyorum. Hadi o oradan kadar gir be. Böyle bir hatıra vallahi kalır yapamam sana da. Ne güzel ya. Vallahi yaparsın gerçekten be. Hadi yapamam ya. Bir deneyeceğiz. Hocam gelir misin? Hocam şöyle. Bu işin sözlerini açmam biz de eşlik lazım edeceğiz. Sözler yani. Çok orada çok şey of, bir Karadeniz gerçekten vokaliyle. Bir hatırlamaya çalışsana. Yaklaşık 15 yıllık profesyonel televizyon hayatım vardı. Şu an itibariyle bugün itibariyle bitti.
Bitiyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bana yapmış olduğun bu sonu hiç unutmayacağım. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak. Bakın, gülmek, dalga geçmek, yok artık bu kadar kötüymüş demek yok. Söz mü? Arkadaşlar. Vallahi çok. Aşk olsun. Bak ya. Bir şey söyleyeyim, şaka yaptığımı sanıyorsunuz. Sema ne yapayım söyleyeyim mi? Ağam sen biliyorsun bu işi. Aileleri karıştırmadan ben bir ricada bulundum. Sonra çok ciddi sorun çıkabilir ya. Nasıl? Karıcığım. Şimdi sözlerini de unut. Kaban olayım al ya. Abi sen söylersen komple kariyerlerimizi yer. Kaban olayım ya. Dağda bilimde odun, beni ne hale kodun. Tarlada arga tavrat, hanende hazır hatun. Bir uşak göbeğimde, altısı eteğimde. Yedi bitirdi beni anandaki o çene. Bir bezden bebem vardı, bohçamda hayallerim. Kızlığım yarım kaldı, ben annemi isterim. Bir bezden bebem vardı, bohçamda hayallerim. Kızlığım yarım kaldı, ben annemi isterim. Uy çalsın kemençelerde, ben bir horon tepeyim. Çatlas. Çok güzel söylüyorum be. ben çok severim. Söyleyeyim mi? Vallahi. Dur. Bak. Vursalsın kemençelerde, ben bir horon tepeyim. Çatlasın kaynımgiller, bari kurtlar dökeyim. Uçalsın kemençelerde, ben bir horon tepeyim. Çatlasın kaynımgiller, bari kurtlar dökeyim. Fındığı ben toplarım, kırması sana düşer. Bu yerlerini öyle geh geh değirip şişer. Üşüdüm baban önde, ocağım gözümde tüter. Bu adaletsiz dünya gücünü. Bir bezden bebem vardı, bohçamda hayallerim. Kızlığım yarım kaldı, ben annemi isterim. Bir bezden bebem vardı, bohçamda hayallerim. Kızlığım yarım kaldı, ben annemi isterim. Hayda. Güzel Türkiye. Çok acıklı bakıyorsunuz suratıma. Ya çok teşekkür ederiz vallahi. Vallahi ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Yani ne olur kusura bakmayın. Ama bunu çok sevdim. Bir şey söyleyeceğim. Bizim bütün kreatif ekipteki dostlarla sohbet ederken yemin ediyorum daha bugün aynı muhabbeti ettik. Yani programın konseptiyle ve içeriğiyle ilgili bir şey konuşurken hep aynı şeyi söyledik birbirimize. Dedik ki dost sıcaklığında olsun, aile sıcaklığında olsun. Hakikaten böyle işte o magazinin böyle süslü şeylerine hiç bulaşmayalım. Hayatım bitti mi kariyerim? Sen ondan haber ver. Bak daha yeni başlıyor. Benim misin? Sana albüm yapacağız. Yeni. Dolayısıyla o içten tarafına aldığımız o hikayenin odağına öyle güzel oturdu ki tüm içtenliğinle paylaştım. Vallahi çok teşekkür ederim ya. Vallahi. Çok tatlı bir hatıra olarak nasıl kalacak. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Çünkü kalbinden yaptın ya. Evet, vallahi. Kalbinden. Yani, vallahi. Yani gerçekten hani. Sıfır bir sıfır şunu yeterek. Vurur musunuz oradan? Arkadaşı dışarı alalım diye. Ya tamam, bu adamların hani profesyonel işi zaten. Fakat şarkı söylemek, dans etmek bence kimseye ait değil. Herkes istediği gibi yapabilir. Aynen. Bir saniye. Değil mi? Öyle. O zaman bugün madem hep içten, hep böyle bir yerinden yapıyoruz falan. Barış'ın da çok ciddi bir mahareti var biliyor musunuz? Evet. Haydi sen. Haydi Allah Allah. Abi bir şey söyleyeceğim bak. Barış yemin ediyorum dedim ya ev muhabbeti yapar gibi abi. Esra'nın şarkı söylediği yerde dans etmen gerekiyor söyleyeyim sana. Zevkle yaparım canımın içi, o hiç itiraz etmem. Bugün hazır değilim. 7 yıl önce yaptık bir tane beyaz şovda sırf şamatasını, sonra viral olduk. 50 yaşında viral olunca böyle tuhaf bir şey oluyor biliyorsun. Söylediği cümleye bakar mısınız? 50 yaşında viral olunca diyor. Abi 50 yaşında ama bana efsane. Neler oldu biliyorsunuz. Gerçekten efsane. Bir tane türkü söyle. Canımın içi. Ama bir şey söyleyeceğim. Bizim o 80 kuşağında, yani daha doğrusu o 80'li yıllarda breakdance'ın popüler olduğu dönemlerde benim de öyle bir geçmişim var. Ben de bir denedim. Dedim belki oradan yırtarım falan diye. Bir süre denedim ama hep gece kondum halinde. Denerim tabii, deli misin? Hiç böyle bir yeteneğin olduğunu bilmiyordum. Ben direkt çok arsızım adam, ben hemen çıkar oynarım. Yemin ediyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak. Yapacaksın bazen.
Oğlum Michael Jackson'a ne ara çalıştınız ya? Bunlar da bundan yemin ederim. Ben Barış'a o tezgahı kurayım dedim de bunlar bayağı bana çalışmışlar yani. İnanılır gibi değilsiniz ha. Moonwalker vardı. Ama güzel girdin, güzel girdin. Yürüyüşü falan var. Deneyeceğim şimdi sizin için. Tövbeler olsun. Nasıldı lan? İşte bu be. Hey, 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 hey. Çok güzel ama ya. Ay. Gel bir iki figür göstersene. Ne figür göstereceğim? Dans etme abicim, beraber bir şey yapacağız, gelsene. Anam 30 sene önce zaten yaptığımız 10 figür varsa 4'ünü ya abi, hatırlamıyoruz. Tamam, bir tanesini hatırla, onu yap, ben de yapmaya çalışayım sen. O beyazdakini yapayım o zaman. Tamam. Tekrarı olsun. Hadi. Tamam. Ya müthiş ama ya. Hadi hadi gel. Sen de. Elektriği ver bana. Vay. Bunu da. Son hareketimi gördün mü abi? Allah'ım biz ne hallere düştük falan derdim bakıyorum falan. Çok teşekkür ederim Barış'ım ya. Vallahi canımın kırmıyorsunuz ya böyle. İşten işten yapıyorsunuz. Kurban olurum. Ya, oradaki de öyleydi. Beyazdaki de öyleydi. Yani öyle bir iddiası kalır mı canım? 35 sene önce yaptığımız hikaye idi bu. Orası, oradan kalan bunlar sadece. Abi ben hep söylüyorum. Ama bir gün hazırlanayım sana böyle bir parçalık dans şovu yapayım. Vallahi mi? Sözümü aldım bak, yemin ediyorum bir yerde kaşırım ben bu meseleyi Senin Barış. Senin için her şeyi yaparım. Var olasın. Benim çok misin? Teşekkür ederim, sağ olun. Halbuki o kadar basit bir iş ki bu breakdance meselesi. İçinizden bir tanesi çıkarsam burada yapıverir mesela. Sen gelsene bir. Bir tane figür göstereceğim, onu yapmaya çalış, helal olsun diyeceğim sana. Gel abi, bu Walker'ı mı yapıyorduk biz? Bunun gelişinden belli dansçı oldu. Tamam. Gelişten belli dansçı oldu. Bak şunu yaptım ya. Canım benim, çok teşekkür ederim, sağ ol. Bizim gecenin sürpriziydi aslında. Sevgili kardeşimizi özellikle davet ettik. Azıcık bizi neşelendirsin diye. Bir şey söyleyeceğim. Az evvel breakdance yaptığımızı iddia ettiğimiz için Barış'ın adına da kendi adıma da çok özür dilerim. Tamam mı? bir saniye gitme lütfen bir yere. Seni tanısak ya azıcık. Tabii. İsmim lütfen. Adım Berk, soyadım Elibol. Berk, profesyonel olarak mı yürütüyorsun bu işi, nedir? Evet. Yani 4,5 yıldır falan profesyonel breaking yapıyorum. Breaking mi deniyor normalde? Breakdance. Breakdance yani breaking. Zaten breaking. Abi ne kadar zor şeyler yapıyorsun ya. Yemin ediyorum şunun bir yani... Sen de yaparsın. Bu mu? Antrenman. Bu bizim yaptığımız daha çok elektrik sen de yaparsın. Abi, bundan 2 yaz önce bir hapşırdım, şey ameliyat oldum ben ya. Yaparsın, yaparsın. Dansın temeli breaking. Breakdance. Hiç duymuyor. Yani DJ'ler dinlendiği zaman bizler çıkardık. Sonradan bölünüyor hip hop. Popping. Kaç yıldır yapıyorsunuz? 4,5 yıldır. Müthiş. Özel bir antrenman yapıyor musun? Tabii. Her gün belli süreyle yapıyorsun bu işi, evet. Belli yani. Ya çok teşekkür ederiz. Vallahi bizi de şenlendirdin, emeğine ben sağlık ya. Yarışmalara falan hazırlanıyorsun, tabii. Bir şey yapıyorsun. Antalya'da yarışmam var mesela 13-14 Mayıs. Daha önce bir... 14-15 Mayıs. Yarışmaya katıldı, derece falan yaptın, evet, mı? Evet, Türk Top 4 yaptım. Top 4 şey verebiliyor muyum? Ne verebiliyor musun? Marka ismi. Marka ismi verme. Okay. Evimizi başımıza yıkma. Okey. Tamam, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şenlen...
lütfen şöyle. Merdiveni de kollayarak biraz da dikkatli olursan. Senin gibi bir adama dikkat et demek çok tuhaf geliyor bana ama. Çünkü başının üstünde onu yapan ayakların üstünde neler yapmaz abi. Böyle bir şey olur mu ya? Vallahi biraz elektrik olayını ben gerçekten yaşadığım için o duyguyu biliyorum. Ben bayağı elektrik akımına kapılıp ölümden döndüm. Allah korusun, nasıl bir hikaye o? Bayağı stüdyoda ıslık çalacağım bir filme. O ıslık elime mikrofonu aldım. Sonra sol elimi bir tarafa dördüm. Bir baktım bayağı filmlerdeki gibi yani. Ve bu 30-40 saniye sürdü. Ciddi olamazsın. Arkadaşım hiçbir şey yapamıyor. Sonra ayağım takılınca elektrikten çıktı kablo. Öyle kurtuldum. Bayağı şeye falan gittik ama gerçekten o acayip bir duygu yani. İşte ondan sonra ezelim müzikleri çıktı. Ondan sonra ezelim müzikleri çıktı. Tam şey dedin ya. Elektrik bugiye orada girdi. Islık muhabbetine girince bizim Karadayı'da da var ya. Evet. Dedim acaba Karadayı çalışırken. Islığı ben çok kullandım. Cesur ve güzel. Sema... Bunda mı çarpıldın peki? Yok, bunda çarpıldım. Bizim için şampiyon diye bir film vardı. Ha evet, vardı. İzledik yani. Onda bir ıslık melodisi vardı. Şeyde de Sema'nın da sözlerini yazdığı Bırak Sen de Kaybolayım. O da ıslıkta giriyor falan. Bayağı bir ıslık olayı. Sema dediği de sevgili eşim bu evet. arada. O sözlerini yazdı, Toygar besteledi. Evet. Yargının da aynı zamanda. Evet, Yargının da senaristi. Ben de Yargı'da oynuyorum bu arada. Allah Allah. Sahneye çıkınca ben bazen öyle na 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 falan. Toygar bize bir şey söyle. Na 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 falan. Neyse. O da güzel oldu. Ben onu buldum o fikri falan. Şimdi bu elektrik çarpmasıyla ilgili benim bir anım var. Sema ile daha yeni tanıştığımız dönemler. Ben de Bir Yiğit Gurbete Gitse diye bir türkü okuyorum. Ankara Sakarya Caddesi'nde bir barda şarkıcılık yapıp para kazandığım yıllar falan böyle. Şimdi Sema girdi, Bir Yiğit Gurbete Gitse türküsünde de çok iddialıyım ben böyle. Şu gitarları taktıkları prosesör denen aletler var böyle işte. Onu böyle bir elektrik adaptörle bir prize takarlar falan. Ben de böyle türküyü almışım, aynen şöyleyim bak, şunu da yapayım böyle. Türküyü okuyorum işte. Bir yiğit gurbete gitse. Sema girdi, pozlanmaya başladım ben abi. Gör başına neler geldi. Tam o sırada gitarist arkadaş bana dedi ki, prosesörün dedi adaptörü çıktı, onun yerine koysana dedi. Ben de türküyü söylemeye devam ediyorum, tamam mı? Mirit gurbete gitse. Böyle bir 10 saniye 220 volt içimden geçti yani. Çok feci bir şey yalnız. Yani şimdi gülüyorum ama korkunç bir şeydi. Ve çok uzun süre kalınca bayağı bir... Tansiyonum ondan sonra 12.8'den 16'ya düştü. O günden beri tansiyonum ikişer puan düştü. Ciddi olamazsın. Kaç evet. tansiyonlusun? 16 şey 11 6 çıkıyor. Yüksek 13, tansiyonlular elektriğe veriyor. Yüksek tansiyonlular, tansiyonlular elektriğe veriyor. Aman Allah korusun. İşte denemesin evde falan. Tabii yani ya. Bu bir bilgi değildir. Düşürmek için. Bu bir espridir. Ya, gözünüzü seveyim. Tamam bende de 16.8 diye yapacağım. Aman ha. Uğur şimdi bak düşünsene bu anlattıktan sonra Uğur'un programında orada bir sanatçı dedi ki yüksek tansiyonluysun elektrik. Mümkündür kurban olayım yapmayın bak ne olur. Hiç. Bayağı çok kötü şakası. Bir şey kalp map sabaha kadar bayağı tansiyon sorununu kesin çözüyor çünkü ölüyorsun yani. Hiçbir sorunun Allah kalmıyor. Kız. Allah yaşatmasın. Tansiyon kesin düşüyor. Kesin düşüyor. Elektrik boogie olarak devam etsinler. Normal dans olarak. Aynen öyle. Düğmeyi açın açılsın kapatın kapansın. Esra'cığım bir şey daha soracağım sana ya. Ama yani öyle bir geliyorsun ki bir şey daha bismillah diyorum ne soracak. Sen öyle çat 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 sorun. Bir şey demedik. Neyse söyledik her şeyimizi yani. Bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz böyle yoğun tempolu bir işin içerisinde mütemadiyen bir olay araştırıyorsun, bir şey sorguluyorsun, dedektif gibisin. Doğal olarak o işin duygusu gereği bir gerginlik hissediyorsun falan. Sürekli. Yani nasıl sağlıyorsun? Hani gerçekten merak sebebi. Şundan sebep söylüyorum. Yani ben işte bir sahne performansı yapıyorum falan. Bir hikaye anlatıyorum, şarkılar söylüyorum. Arabesk afara müzikalinde vesaire falan. Bittikten sonra böyle bir dağıldığımı hissediyorum. Seninki ise çok daha böyle insani bir yerden çok duygusal bir yoğunluk. Ne yapıyorsun sonrasında? Yani ne yapıyorum? Gerçekten hani biraz önce söylediğim tekrarı gibi olmasın da hani bazen kendimi şey böyle ip üzerinde yürüyen cambaz gibi görüyorum. Çok stresi yüksek, sorumluluğu çok yüksek. Ne olursa olsun faturanın sürekli sana kesildiği bir iş yapıyorsun. Öyle de yapsan olmuyor, böyle de yapsan olmuyor, şöyle de desen olmuyor, böyle de desen olmuyor. Bazen sürekli hedefte de olabiliyorsun ama işlediğimiz konular yani
Zihinsel... Hedefli olmaktan kasıt izleyin. Hayır, hayır, yani seyirci de olsa, hani program içi de program dışı da sürekli aslında aşırı yorucu ve stresli. Bu süre içerisinde benim sığındığım hani limanım ailem. Hı-hı. Gerçekten çocuklarım, onlar beni bu her şeyden uzaklaştıran varlıklar. Çok yoruluyorum. Ama ne yapıyorum, nasıl rahatlıyorum? Bir kere çok okuyorum. Hayatımda işte üniversite var. Tekrar... Hakikaten ya, sen zaten okuyordun da sonradan kaldığın yerden mi devam ettin? Yok. Bu sene kaydoldum. Sosyoloji okuyorum. Bir radyo televizyon hikayen yok mu? Yanlış mı biliyorum? Radyo televizyon eğitimlerim var. Üniversitede mesela bu yıl sosyoloji eğitimi almaya başladım. Ha süper. Birinci sınıfta işte sınavlara falan giriyorum. O beni çok rahatlatıyor. Aslında Esra geçen hafta misafirimiz olacaktı bizim. Biz telefonlaştık Esra ile. Cumartesi sabah sınavlarım var dedi. Geç biterse diye. Şimdi aklıma geldi, evet. Evet, yani okuyorum, öyle rahatlıyorum. Bazen diyorum ki ya ne yapıyorsun? Kendimi dönem dönem sorguluyorum. Ama sonra da yapmış olduğum iş ne kadar sorumluluk getirirse getirsin, birilerinin yaşamına dokunuyorsa değiyor. Ne güzel ya, vallahi billahi. Belki de en iyi sağlama yöntemi de o. Yani günün... Mesela hiç yoga yapmıyordum. Yoga yapmaya başladım. Ve iki yıldır. Ama şöyle düşünmeyin yani. Yapmıyorum. Gerçekten beden olarak tüm esnediğimi, bana iyi geldiğini, beni dinlendirdiğini fark ettim. Enteresan. Böyle kendi kendime terapiler buldum. Bizim kültürde mi böyle bir ön yargı var yogaya karşı? Ben de anlamıyorum. Halbuki yani bir... Müthiş bir şey. Uzak ya bulundum. Muhtemelen zor bir şey. O konsantre, işte meditasyon, yoga, bunlar benim eşim de yapıyor. Çok eğitimlerini falan da aldı ama yani zor bir şey geliyor yani. O işte beyni boşaltmak, belli bir noktaya odaklanmak, her şeyi yani... Hepimize zor geliyor, düşünsene aslında hiçbir aslında, şey düşünmediğimiz bir an yok yani. Hani sürekli hiçbir şey düşünmemek, o vücudu mesela rahatlatmak. Mesela ben bir şeyi fark ettim, kaçamıyorum hiçbir şeyden. Hani... Yani orada böyle bir tuhaf bir yargı var. O yargı biraz şeyden kaynaklanıyor galiba. Biz biraz böyle bu tip şeylerin esprisini yapmayı çok severiz. Yogadır, meditasyondur da sanki böyle başka alemlere, uhrevi yolculuklar yapmak gibi algılanıyor. Evet. Halbuki, değersizleştiriyoruz yani, biraz. Oyuncular yani. Biz biliriz, meditasyon... Tam tersi, şimdi buradayı yakalamak içindir. An için hani, yapılır, evet. Bunun uzmanı değilim ama ben de uygulayanlardanım. Şimdi buradayı yapanım. Da... Yani şu an hepsi meditasyon yapıyor, hepsi uyumuşlar bak. Şimdi buradayı yakalamadan ziyade mesela ben daha spor gibi bakıyorum o işe. İkisi yani, beraber işte. İkisi beden, de beraber yani hem beden ve zihin olarak bir şey fark ettim. Kafam hiç durmuyor. Ya yani hepimizin biraz önce problem bu yani. Hiç durmuyor şuranın içi. Çocuklar durmuyor, iş durmuyor. Dışarıdan etkiler durmuyor. Sürekli çalışıyor ya. Ne zaman sakin kaldım, ne zaman durabildim, ne zaman kendim için bir şeyler yapabildim sorusunu sordum. O zaman yorulduğumu fark ettim. Ondan sonra işte böyle küçük başlangıçlar yaptım, iyi de geldi. Biraz yaşarken aceleci mi davranıyoruz sanki ya? Ben mesela trafikte falan bugün ya çok zamandır taktığım konulardan bir tanesidir falan böyle. Hep bir telaştan böyle bir kaos halinde, bir karmaşa halinde bir trafik yolculuğu, bir trafik seyri vardır. Görüyorsunuz hepiniz yani. Orada şunu fark ettim. Herkes birbirinin önceliğine basmaya çalışıyor. Tahammül kimse, yok. Tahammülden ziyade orada daha ince bir şey varmış gibi hissediyorum Toygar. O da şu. Yani trafikte bir yolculuk yaparken birinden daha öne geçebilmek için ortaya koyduğunuz çabaya hep şöyle tartın ve düşünün isterim bir kardeşiniz, dostunuz olarak. O da şu. Sizin önceliğiniz... Onunkinden daha önemli değil. Belki hakikaten çok elzem bir ihtiyaçtan sebep. Orada aciliyeti var. Aciliyeti var. Sizinkinden daha çok ihtiyacı var bazı şeylere. Dolayısıyla birbirimizin önceliğine basa basa aldığımız o telaş hali bizi bir kaosa sürüklüyor. Dinginleşmek için yapılması gereken tek şey bence hayatı da öyle metaforize edebilirmişiz gibi geliyor. Trafik üzerinden veriyorum bu örneği ama çok karşılıyor bizi. Çünkü trafik dediğin şey insanın ruhunu da yansıtan bir şey ya aynı zamanda. O frene bir kere dokunmayı denesek akış başlayacak gibi hissediyorum böyle. Bunu daha önce bir yerde de anlatmıştım. Yani hep onun önceliğini tepeleme telaşı, dur ben geçeceğim, oradan avantaj sağlayacağım yerine bir dokunup frene ona müsaade etmek, sonra onun akışına kapılmak, sonra o sıraya girmek, o akışa katılmak her şeyi yoluna koyacaktır gibi bir inanca sahibim ben. Yavaşlamayı bilmiyoruz. Evet. Yavaşlamayı daha kibar yerinden anlatıyoruz ama bence insan yaşarken haddini bilmiyor. Evet. Şundan sebep söylüyorum bunu. Biz hayattan daha büyük değiliz. Bir sürü bir şey kurguluyoruz, bir sürü bir çabanın içerisine ve gayretin içerisine giriyoruz ama paralelde de hayat da bir şey planlayıp getiriyor ya senin karşına. Hiç beklemediğin anda böyle karşı karşıya kalıyorsun ve diyorsun ki aslında böyle hesap etmemiştim. Ama işte
tek başına değilsin ya, evet, yaşarken meselesi. Evet. Var mı öyle bir paralel hayat kurgunuz? Yani şimdi paralelde bir barış hayal etsene. Anlatsana bize. Yani sen demin anlatırken o kurgudan ziyade şey geldi aklıma. Esra'nın bana birkaç yıl önce hediye ettiği bir kitap vardı. Kitap ismi söylemekte bir sakıncayı bırakın, hatta keyif vardır gibi gelir. Gönül rahatlığıyla söyleyeyim ben de. Ali Bayramoğlu, klinik psikolog. Hmm. Başka bir dünya mümkün. İki ismi var kitabın. Aklını kaçır, hayatı yakala. Hmm. Bir tarafa gönül tanımını koyuyor kitapta. Kitabın spoilerını vermeyeceğim ama o bana cazip gelen kısmını anlatacağım. Bir tarafa gönlün tanımını koyuyor. TDK'daki tanımı koyuyor. Tenin altında gizli olan her şey diyor. Hmm. Bir tarafa da ortak dünyayı koyuyor. Bedenin dışında olan her şey. Ona her şey dahil ama. Yani hem yakın çevreniz dahil, hem tanımadıklarınız dahil. Hı-hı. Her türlü madde dahil. Hayat survive istiyor hep. Hep mücadele istiyor. İstiyor hayat. Durmayı kabul etmiyor hayat. Savaş istiyor yani. Fakat gönül kabul istiyor. Güzel. İşte gönlün istediği kabulü verebilmek için o hayat mücadelesinin gayresinde içindeyken mutlaka bir şeylere ihtiyaç duyuyoruz. En başta sanata ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden ben hikayeciliği çok değerli bulurum. Bu yüzden sanatın her dalını çok önemli bulurum. Evet, işte bir taraftan bu meditasyonlar, sohbete ihtiyaç duyuyor, dertleşmeye ihtiyaç duyuyor. Bunların hepsi çok temel ihtiyaç. Kim nerede o gönlünü kabul aşamasına getirebilecek ne buluyorsa onu yakalaması gerekiyor gibi geliyor. Zaman zaman onu kaçırıyoruz. Hayat çünkü zor sınavlar verdiriyor hepimize. Hele bizim gibi duyarlı toplumlara daha da zor sınavlar verdiriyor. Yeter ki o gücü bulabileceğimiz bir şeyleri yakalayıp onlara tutunalım. Bir şey söyleyebilir Tabii. miyim? Mesela siz söylerken fark ettim. Biz o muhabbeti ve sohbeti arıyoruz ama dönüp de kendimizle sohbet etmiyoruz. Çünkü hayat fazlaca sistemde bunu yapıyor. Bedeninin evet. dışına döndürüyor insanları. Yani bedeninin dışıyla ilgilendiriyor. O ne giydi, o ne yaptı, ya, o nereye ambalaj, gitti. Baş belası ambalaj. Ki halbuki değil mi yani bizim üstüne felsefe yok bence. Tabii. Kendi inancımızda da bu böyle. Hı-hı. Önce dönüp kendi içimize bakmamız gerekiyor. Zaman zaman o telaşla bunu unutuyoruz, bunu kaçırıyoruz. Buna yardım eden, dönüp bize sorular sorduran her şey başımın üstünde yeri var. Oh ne güzel. Ya mesela hayata dair yapılan her türlü tespitte aslında insan kendini bir referans noktası alır ya. İşte büyüyoruz hepimiz ve hasarlarla büyüyoruz. Yani işte bazen oraya dokunuyoruz, bazen biri bize dokunuyor. Ve bu bizde böyle dönem içerisinde yani büyüdükçe türlü şeylere sebep oluyor. Yani anadan babadan aldığımız minicik bir inanç da olabilir bu. İşte ne bileyim mesela benim şöyle bir tabum vardır. Onu da anamdan gördüğünden herhalde öyledir falan. Ters papuca dayanamıyorum abi. Mutlaka çevirme ihtiyacı Aynen. duyuyorum. Başıma bir şey gelecek duygusu herhalde. Binince yerleşmiş. Böyle tuhaf tuhaf alışkanlıklarla kümeliye kümeliye getiriyoruz böyle. Ve hepimizin hayatında o hasarlar bir süre sonra farkında olmadan tuhaf takıntılara sebep oluyor. Var mı öyle hayatlarınızda şeyler Toygar? Valla benim şöyle ben biraz son 1-2 senedir değiştim ama olumlu anlamda değiştim. Ben çok fazla eleştiri yapan biriydim. Benim lakabım rahmetli babamın taktığı pürüzdür. Pürüz yapıyorum. Arkadaşlar bana pürüz derler. Yani bir şey olduğu zaman hep ne alakası var? O öyle olmaz. O öyle mi yapılır? Yani sonra bunu gördüm ki eşimin de desteğiyle o çok ilgilidir Barış'ın da bahsettiği tarzda şeylere. Dedi ki empati duygusu çok önemli. Karşıdakine ne hissettirdiğini düşünerek davranmalısın. Yani tabii ki senin kendi duyguların var ama ondan sonra ben hayata karşı daha empati duyarak insanları eleştirerek değil daha üzerinde düşünerek neden yapar insanlar? Bir şey yapabilir. Ben de bir şey yapıyorum. Ama bana birileri eleştiri yaptığı zaman hayır ben haklıyım durumuna geliyordum. Bu değişim beni biraz geliştirdi, büyüttü. Hı hı. O yüzden bu dönemde çok bu tarz kitaplar da var. İşte farkındalık o meşhur mindfulness
şeyinden çıkan, evet, o farkında olmak, farkındalık. Hani bir süre sonra diyoruz farkındalık hani sıkıcı şey, her dakika duyuyoruz ama. Farkındayız ya. Evet, falan, ama çok önemliymiş gerçekten. Gerçekten önemli. Ben aslında hani onları öğrenmeye başladım. Yani öğrenmenin yaşı yok. Kendimi o anlamda geliştirmeye başladım. Çok önemli. Ben şunu öğrendim ki empati dünyadaki en önemli şeylerden biri. Kesinlikle yani, öyle. Karşıdakinin duygusunu hiçe saymamak gerekiyor. O konuda kendimi geliştiriyorum ama lakabım hala Pürüz. Hepimiz yaparım bir yerlere. Yani. Barış, sende var mı öyle şeyler, takıntılar falan? Yani böyle hassasiyetin olan ya da tabu gibi bir şey. Tabu deniyor değil mi ona? Yanlış mı söylüyorum kelimeyi? Takıntı. Çok tabum, takıntım ya, galiba. Obsesif. Batıl inanç. Yani bak, batıl inanç şey takıntı. Ya, ben de mesela sabahtan akşama kadar takıntıyım ben. Benim her şeyim takıntı. Ne var mesela? Ya bu basit. Barış cevaplasın, soracak. Yok, söyle lütfen. Yok lütfen, buyurun siz. Yok yani bak, aklıma direkt takıntım gelmiyor. Tuttu. Korkuları olan bir adamım. Korkularımın farkındayım. Hatta üstüne de giden bir adamım ama takıntı deyince aklıma çok gelmedi. Hani küçükken yaptıklarım geldi. Böyle bir yere dokununca öbür tarafımda değecek falan. Tam onlardan bahsediyorum işte, tam o. Tabii onları yapardım ama onları olabildiğince attım bir tarafa şimdi. Yok mu yani şimdilerde öyle seni dürten, rahatsız eden ya da onu yapmazsan böyle olur. Yok. Bir şeye dokundun ettin vesaire. Uğur falan. Aslında yok. Böyle takıntı değil de onu böyle uğurlu bir şeye çevirebilmek takıntı değil de ben de hep öyle yaparım. Mesela müzikte benim uğurum vardır. Mesela bir önceki yaptığım diziden bir tane böyle bir melodiyi çaktırmadan bir sonraki yaptığım dizide bir yere hani anlaşılmaz ama benziyor, onu koyarım. Hep oradan oraya. Mesela onu ben uğur yaptım kendime. Ha. Bir sonraki takıntı yaptınız aslında. Aslında bir evet. Sanki takıntı. O bana uğur yedi. O da doğru. Beni kullanma. Uğur öyle değil o. Kendimi işte kurtarıyorum. Ya uğur diye yapıyorum. Takma aslında takıntı değil falan diye. Evet, senin uğur aslında. Bende şey vardır mesela. 50 yaşındayım ama şöyle ya, obsesyon mu o da, takıntı mı, ne bileyim, biz de psikolog gibi ne yapıyoruz gecenin bu saatinde, neler konuşuyoruz. Ne olduk biz böyle ama ya? Bende şöyle bir şey var, daha eğlenceli bir şey. Bak şöyle oluyor mesela. Buram kaşındı ya. Başlıyorum abi. Ha, devam ediyor. Her yere. Böyle tuhaf, var mı öyle şeyleriniz sizin? Var mı öyle takıntılar olan? Neyin var? Sen zaten neyin var? Size takıntım var diyormuş. Güldüğün zaman sürekli gülmen lazım. Allah güldürsün. Sebep? Yani hep gül. Bunda bir mahsur yok ama yani bir şeye mi dönüşeceğinden korkuyorsun? Efendim? Ağladığında da gülüyorsun. Evli misiniz? Evli misiniz diye sordu Esra. Eşiniz çok şanslı. Düşünsene, her duygusunu gülerek atıyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Şu mikrofonu bir verebilir miyiz şefim? Ben duyamadım da. Bak gene gülmeye başladı. Buradan nereye devam edecek merak ediyorum şimdi. Hep gülüyorum dediniz. Evet. Sebep? Bilmiyorum. Genelde gülüyorum. Yani bu takıntı halinde mi devam ediyor yoksa şey mi? Yo, ağlarken de gülüyorum. Hepsini gülüyorum. Ne gibi bir şey buna? Yani sinirlendiğimde de gülüyorum. Mesela eşim istediğim şeyi yapmadığında da gülerek sinirleniyorum. Abi bu seni nasıl etkiliyor? Bir versene işte lütfen. Çok merak ettim. Duymak istedim yani. Yani nasıl... Abi artık ben de gülüyorum falan diye. Ya biz ailecek güleriz yani, onunla yana sıkıntı yok. Özellikle çok... benim ailem. Biz ailecek çok da sesli güleriz. Adamın iki kelime etmesine izin vermedi. Ya evet, genelde. Geldi orada. Allah yüzünüzden. Mesela bir şey sipariş veriyorum. Diyorum ki akşam gelirken diyorum, örnek veriyorum, iki tane ekmek al diyorum. Bir tane ekmek alıp geliyor. Ben diyorum ki böyle, ya ben sana iki tane ekmek al dedim, sen niye bir tane alıyorsun diyor. O şekilde ama, yani her şeye gülüyorum, yapacak bir şey yok. Bir şey söyleyeyim mi? Canınıza değsin. Gerçekten hep gülün. Yüzünüzden gülücük eksik olmasın amin, inşallah. Dilerim böyle ağlayarak sınanacak şeyleri hiç yaşamazsınız. Amin. Daha güzel bir dua olur mu? Amin. Allah güldür. Evet. Şimdi yavaş yavaş helalleşme saatine geldik gari. Evet. Sahura da az kaldı. Sahura kadar ağladık size herhalde değil mi? Gelip böyle esniyenler falan var. Kral, son bir şey söyle ya. Bir tane şarkı hazırladık. Gönül senin elinden. Eğer haftaya söylemezsem ara, dilediğini söyle bana. Ama bugüne hazırlamadık. Hayırlı oğlum, küfür kötü anlamda bir şey söylemedim.
aşk olsun sana abi, ayıp ettin abi, bunlar yani sınır belli. Geldik finale. Efendim, şimdi misafirlerimi nasıl ilk davet ettiğimde buraya aldıysam, tekrar onları buraya davet etmek, sizlerin huzurunda onlara teşekkür etmek istiyorum. Lütfen üçünüzü de buraya alabilir miyim? Abi. Bıkıldı. Bırak. Bıkıldı. Canlarım, ciğerlerim. Canım. Çok teşekkür ederim. Gecenin son hasadında, bir cuma gecesinde benimle birlikte oldunuz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Ben gelen misafirlerime birer tane, birer kuple şunlardan hediye ederek yolcu etmek istiyorum. Ay. Pamuğumuzla gidiyoruz. Aynen öyle. Evet, bu benim için çok çok önemli. Hayatımın odağında bir şey bu. Ondan sebep böyle bütün dostlarıma, misafirlerime gecenin son hasadı olarak çok teşekkür ederim. Pamuk şundan dolayı kıymetlidir. Kozası ilk çıktı ya, kozasından ilk çıktığında bunu alır hemen şeye götürürdük. Arazinin sahibine, ağamıza, bize yüklü bir harçlık verirdi ve hikayemiz öyle başlardı bizim. İşte harçlıkla giderdik, kendimize bayramlıklar alırdık vesaire falan. Sonra pamuklar iyice kendini kozalarından atmaya başladıklarında onun hasadı yapılır. Pamuk işçileri gelirdi Urfa'dan, Mardin'den, çadırları kurulurdu, muhabbet başlardı. Onların pişirdikleri aşlara ortak olurduk, onlar bizim soframıza ortak olurlardı. Pamuk hasadı yapılır, toplanır. Romorkların üzerine yığılır. Çuko birlik vardı o zamanlar. Çuko birliklere götürülür. Çocuklar için oyun başlardı. Bütün o romorkların üstüne çıkar sıçrardık. Anlatmakla bitiremeyeceğim kadar hikayesi vardır bende. Ve en son finalde de şu olurdu. Esra'cığım, bir saniyeni rica edeyim. Tabii. Bizim memlekette buna hış derler. Pamuk çalısına. Bunu da yakacak yapardık. O kadar kıymetlidir bu. Kışını ısınırdık bunun çubuğuyla. Dolayısıyla benim için çok değerli ve kıymetli. Bütün çocukluğumdan biriktirdiğim ne varsa sizlerin de oldu artık. Heybemden heybenize küçük bir hediye. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Bugün rahmetli Cem Karaca'yı hep anmak istemiştim. Yine nasip oldu. Cem Karaca'nın resimdeki gözyaşları şarkısıyla sizlere alas mı aldık diyelim. Ne güzel olmaz mı? Belki hayatta geçmişteki günlerde bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, gören kal o yaşları. Benden sana son kalan resim şimdi, cevap veremez ama ağlar yalnızlığıma. Sen yalnız değilsin, biliyorum neredesin. Bu üzerdi beni, yaşasaydın ve görseydin. Belki hayatta geçmişteki günlerde bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, göre kal o yaşları. Benden sana son kalan küçük resim şimdi, cevap veremez ama ağlar yalnızlığıma. Ve işte arta kalan bir avuç al şimdi, koyunda bir başıma bırakıp gittin beni. Belki hayatta geçmişteki günlerde
teselli ararsın. Bak o zaman resmime. Ne iyi ettiniz de geldiniz bir cuma gecesinde Afara'nın son hasadını yine birlikte ettik. Yüreğinize sağlık, can cana değdik, ayağınıza taş değmesin. Bak o zaman resmime. Bırakan o yaşları. La 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 la. Hasadını yapmak üzere. Afara'dan herkese kucak dolusu sevgiler. Ekran başındaki sevgili dostlarımız, haftaya sizleri de beklerim. Size ekran başına TV, kumanda, sohbet, şarkılar, evlere.